Şaka yapıyorum ya. Evet, farklı bir başlangıç yapmış olduk. Bugün stüdyodaki seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz ve Survivor Panorama hafta sonundan herkese merhabalar diyoruz. Dün 130 dakikaya yakın bir yarış izledik. Parkur gerçekten çok uzundu. Programın sonunda da bahsetmiştik. Bu senenin ve belki de tarihin en uzun parkuruydu diye. Çok da keyifli bir oyundu. İzlemesi çok keyifliydi. Sizler de eminim keyif almışsınızdır. Funda, Semih, hoş geldiniz aynı zamanda. Hoş bulduk. Aldık ne notlar aldık. Ekran başındaki dostlarımız hoş geldiniz diyeyim. Dünden beri beni bekleyen dostlarım var, yazıyorlar. Sevgilerim olsun, iyi bir pazar olsun. Ağız tadıyla bir program geçirelim inşallah. Öyle olacaktır tabii ki. Sen nasılsın Semih? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Gayet keyifliyim. Aslında ben bugün biraz hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü en çok konuşmak istediğim konu konsey bugün. Hı hı. Farklı bir konsey oldu hepimiz için. İlk olarak Ünlüler Adası'nda balık tutma ile ilgili bir VTR'miz var. İzleyelim, ardından buradayız. Yaklaşık 50 tane balık tuttuk. 49 tane. Bir tane de Şahika tuttu. 48 tane ben tuttum. Bir tane küçük barakida tarzı bir balık tuttum. Çok değişik bir balık. Yani çok küçük değil, çok büyük de değil. Bak orada devamlı bir yere sürü geliyor, orada duruyor. Ben onları gördüm. Adem çok küçük kaçıyor. Furkanlar ve Ademler ağı dönüşümlü kullanıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Sedat abi ben gideceğim dedi ama tabii ki lafta kaldı. Sedat abinin henüz olayda bir katkısını göremiyoruz grup içinde. Gel harekete gel. Bizden sonra İlhan da balık tuttu. Mutlu oldum tutmalarına, onlar da yesin. İnşallah Tarık abi diğer gruba ikram ederler. Çünkü bizim tuttuklarımız ikram edince almıyorlar. Onların da tutup yemelerini istiyorum ben gerçekten. Her grup kendi yeme içme bölümünü kendisi hallediyor. Kimse kimseye yemekle alakalı bir şey vermiyor, paylaşmıyor. Biz de kendi başımızın çaresine bakıyoruz. Ben şahsen kendim yani ben tutsam rahat edemem. Yani hani tutup kendimi yemeği ben yapamam. Balık tutuyorsun, pişiriyorsun, yiyorsun, kokusu da bana geliyor. Yani hani dış kapının dış mandalına üzülürken ada yaşantında dostun, abin, arkadaşın yani o balığın kokusu bize geliyor yani. Bu benim asla yapamayacağım bir şey. Yani bir tane balık olsun neyse falan da hani. Ya gerçi versene yemiyorum ama sonuçta burada yiyebilecek çok insan var. Bence bu saatten sonra kabul edecek kişi kalmamıştır. Artık, o sözler çirkin sözler çünkü. Evet. Adem teklif etmedi. Adem teklif etseydi ona da vereceğim cevap tam olarak buydu. Çünkü önüne yemek koyup da zıkkım yiyin demekten ne farkı var acaba? Biz daha çok kalori harcıyoruz ona. Yani hiçbir zaman biz ona o görevi vermedik. Şimdi mesela o sözler çirkin sözler bile olsa hani tuttuktan sonra teklif edebilir ve bu alınmayabilir. Ha evet. Ama zaten hani teklif edilmeyince... Sen teklif et, ben memnun olayım. Ben kabul etmeyeyim, sen memnun ol. Aynen öyle. İşte o olmadı. Çünkü neden? Yani biz her şeyle ayrıyız. Ben komşum değil, aç olduğunu düşünün herkes için benim boğazımdan mümkün değil, geçmez yani. Ben ne olursa olsun yemem, bırakırım, çöp olur, bilmem ne olur ama yesin yani. Böyle yapamam ben, mümkün değil, yapamam. Baksana buna Furkan, bu ne? Ayı gibi. Böyle çiğdi mi sen? Bardansın diyor ya. Bizim abi Allah, herkes doğuştan balıkçı doğmuyor, bak öğreniyoruz. Yavaş yavaş. Öğreneceğiz yani ya. Var ya haftaya falan barakidayı böyle çatır çatır alır gelirsin. Biz o kanatlarımızı ayırıyoruz. Level farklı. Şimdi buradan yerine de bekliyoruz. Ben düşünmüyorum. Değil mi? Ama ayırsa sadece 3 kişiye ben daha fazla yiyeceğim. Hani biz bunları bu kadar ince şeyleri düşünmüyoruz. ona öyle ikram ediyorum diyorum. Yani vallahi hayır demem abi diyor. Bak vallahi hayır demem diyor. Yani ben şimdi sen ben pişirirken sen bunu niye abi ne olur yani iki lokma eksikiyim ben yani ne olacak? Ama çünkü ya, biz bu zihniyetteyiz, bizim zihniyetimize böyle çok zor. Ya kimin görmesine ihtiyacımız var böyle? İşte mesela ilan ettim 40 tane. Bana, ben mesela aynı şartlarda ben olayım şunu yaparım. Kendi arkadaşlar 30 tane böyle şey, 10 tane onlara ikram edelim. Evet. Üçer tane yerler veya adam başına üçer tane, bir tane verelim. Yok ama yapacaklar. Hani hayır, hani şey var mısınız kendinizden? Özellikle bana şey, bana kimseye vermediğimi düşünüyorum. Ben zaten onu yemiyorum ama sana ikram edebilirim yani, sana yiyebilirim. İnat ettim abi herife, yakalayacağım dedim ben. He? Oltayla mı? Oltayla tabii değil mi? Sallanayım. Yok canım değil. Ne bu? Baraküda işte. Oo. Abi var ya bize yarım saatte çıkardı ya. Takım arkadaşlarıma mutlu haberi verdim. Herhalde bir metreden uzun ama tutacağıma inanıyordum yani, çok inanmıştım. Herhalde Baraküda'yı tutan ilk ben oldum Survivor tarihinde. Seyircilerimize hemen bir yan ekran sorusu yöneltmek istiyorum. Ünlüler Adası'nda tutulan balıkların paylaşılmaması doğru mu? Evet ya da hayır. Şimdi haklılar bir yandan. Fatih'in söylediği en çok burada dikkat çekiyor değil mi? Kokusu gidiyor, açlık var. Gider. Protein kaynağı olan bir balık var ve bunlar ikişer üçer tane yakalanan değil, 40-50 tane yakalanan balıklar var ortada. Neler söyleyeceksin Semih? Neler söyleyeceğim? Bunu daha önceden Anıl başardı. Bir kere balık yakalayıp herkesin karşısında yemişti, hatırlıyorsun. Yani bana artık sistem buna döndü. Ben kendim yiyorum falan dedi. Ya şimdi şu var. Zaten gruplaşmanın olduğunu biz günlerdir konuşuyoruz. Evet. Ve İlhan falan, Sedat falan Adem'e dediler ki hani bana sakın getirme balık dediler. Şey de dedi, Çılgın Sedat da dedi asla ben senin tuttuğum balığı falan yemem dedi. Artık bunların üzerinden bir de bayağı zaman geçti yani. Artık herkes pilavını kendisi yapıyor, kafasına göre takılıyor. Ya bu balık da bence biraz hırsa dönüştü. Önceden Adem'le Şahika tutuyordu bir tek. Şimdi İlhanlar, Semalar, herkes böyle bir balığa çıkıyor. Her grup neredeyse. Herkes böyle kendini olunca sanırım emek veriyor, uğraşıyor. Yani bence böyle daha güzel oldu. Ama orada tutamayan da bir kenarda kalan bir grup var, Sedatların grubu. Onlardan, Sedat, Tarık, Pınar. He, onlar da konuşuyorlar orada, görüyorsun. Ben Fatih'in durumuna üzüldüm. Tabii ki balık, hele ki öyle bir yerde balık çok insanın canını çekiyor yani. Ve bir balık kokusu biliyorsun kızartınca. Fatih'e üzülüyorum ben ya. Fatih ya böyle biraz da... Yaşı büyük kişilere yardımcı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum ama zaten yemiyor adamlar hani. İkram etsen de yemiyorlar. Ne yapacaksın? Yemiyorlar. Şimdi bu öyle bir noktada ki bu olay. Her şey ayrışmış, tamam mı? Her şey ayrıldı. Zaten bitti. Bölünmüşsünüz. Çatır çatır üçe. Zaten bölündünüz siz. İkram etsen sana artistik yapacaklar. Tamam mı? Hani ben seni tuttuğum balığı yemem bilmem ne. İkram etmeyince de bu sefer getirsen de zaten yemeyecektim ama... En azından insaniyet namına bir ikram etseydin. Hani aşağı tükürsen, sakal yukarı tükürsen bıyık gibi bir şey. Burada sakalı bıyığı düşünmeyeceksin tabii ki. Burada kendi istediğini bildiğini yapacaksın. Ademler diyor ki zaten biz diyor götürsek de yemeyecekler falan. Yani zaten Sabriye bir yerde söylüyor. Onlara teklif ettik, istemiyorum dediler. Dedi. Sedat da diyor ki Fatih seninle problemleri yok diyor. Sana en azından teklif edebilirlerdi diyor. Ya burada çok gereksiz bir konu bence. Dedim ki bence çok gereksiz bir konu. Bunları açtılar çünkü çoktan. Ama herkes birbirine böyle yüklenecek yer arıyor ya. Yani. Bir yerden sonra çünkü bizim adada da balık biz zaten balık çok tutmadık. 2-3 kere falan tuttuk. Onda zaten herkes birlikte yedi. Ama sonuçta pilavlar ayrıldıysa ya da yemekler ayrıldıysa artık her şey ayrı demek. Şimdi burada kokonat kırdığında olay olmuyor ama balık tuttuğunda olay oluyorsa burada bir... Farklı bir dönüşüm derler ya, pilavdan döneni kaşığı kırılsın derler ya. Pilavda sorun çıktıysa balık en sahici, Çok özür diliyorum. En sahici tartışmalardan bir tanesi bence. Gönül koyanlar da haklı, koymayanlar da haklı. Ben orada olsaydım balık vermediler diye küserdim. Ama tuttuğunda da galiba öteki takıma da vermek ister miydim bilmiyorum. Çünkü balık apartmanda da kokan bir şeydir. Yani. Adaya gitsen de kokan bir şeydir. Emin ol Sedat'a söyleseler yer misin diye. Yemez de oradan ayrı bir dönerdi. Doğru mu söylüyorum? Yani belki orada bir tek Fatih'e abi kontenjanından verilebilirdi. Onun canının çok çektiğini hissettim ben. Boynu büküldü gibi sanki. Benim düşündüğüm sadece şu. Az miktarda eğer yakalanıyor olsaydı tamam herkes kendi kendine yesin ama burada zaten çok miktarda var. 40 tane var galiba. Var bayağı. Yani orada doygunluk söz konusu olmuyor. Orada 80 tane de olsa yedikçe belki doyduğunu insan hissetmeyecek. Ama çok fazla var. O yüzden bir en azından nezaketen de belki... Ama bu bolluğu gruplaştıktan sonra görüyoruz. Herkes işte uğraşıyor, mesai harcıyor. Bence bu tatlı bir rekabettir. Herkes tutmaya çalışsın, gayret etsin. Değil mi? Herkes doysun. Benim düşüncem bu. Bir de şöyle bir şey var. Orada ortaklaşa kullanılan zıpkın var. Şimdi balığa çıkan gelmiyor. Orada saatlerce balık avlamak gerekiyor. 3 saat kalıyorsun suda, 4 saat değil mi? Zıpkını beklemek de bir ayrı bir sabır işi orada. Şunu şöyle görmek lazım. Ben burada kendimi balık tutan, yani eylemi yapan kişi olarak görüyorum. İki tarafla da empati kuruyorum ama eylemi yapan kişi olarak bu sorumluluk aslında bende. Balığı tuttu. Evet, tuttum. Bakalım verecek mi şimdi? Benim seninle aram kötü değil mi? Ben sana daha öncesinde teklifler etmiştim böyle. Sen kabul etmemişsin, bir de üzerine artistlikler yapmışsın. Getirme bana sakın, hani ben senin tuttuğun hiçbir şeyi yemem falan filan, pilavları ayırmışsın falan. Aramızda çok ciddi tartışmalar olmuş. Şimdi hani ben de sana getirmek istemem. Hani bu benim balığı kıskandığımdan değil. Anlatabiliyor muyum? Ama sen bana laf söyleyeceksin bir de üzerine. Anlatabiliyor muyum? Bak şunu da diyebilirsin. Adamla o kadar kavga ettik, bir de utanmadan balık getiriyor. Zaten yemeyeceğim dememiş miydin? Tabii, her halükarda ben orada balık tutuyorum ya. Lafı yiyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Ya hali oraya patlıyorsun. Öyle oluyor. Versen de olmaz, vermesen de olmaz. Yüzden... Versen de olur, vermesen de olur yani. Biraz şey tabii. Balıksa o zaman ben de balık baştan kokar demek. Baştan, aynen öyle. Peki siz ikiniz de yarıştınız arkadaşlar. O kadar gruplaştıktan sonra nezaket aramak doğru mu? Affedersiniz Sedat Bey. Yani hiç de sevmiyorum sizi ama biraz benim tuttuğum balıktan yer misiniz? Bilmiyorum. Ben bu yaşta bu olgunlukta zırnık vermezdim diye düşünüyorum. Doğru yani. Semih'le aynı konuda düşünüyoruz bu. Evet yani hani belki biraz büyük diye ben bir yarışmaya gittiğim zaman sizinle beraber gitsem, sizden yaşça çok büyüğüm, eşit davranmanızı isterim. Annelik, ablalık, biz tuttuk, Funda ablamız balık yesin demenizi istemem. Çünkü ben de yarışmaya gelmişim. Onu sevmiyorum, o anlayışı. Daha doğrusu büyüğün küçüğe öyle davranmasını sevmiyorum. Sen benim küçüğümsün, balığı getir bana falan. Yok arkadaş, yani yarışmaya gelmişiz biz. O anlayışı sevmiyorum ama burada mesela bir bakıp Fatih ya bir boynu büküldü gibi sanki. Çok da canı istiyordu. Hani bir ona verirdim belki. Evet, insani olarak ben de çok üzüldüm orada ama şimdi ben balığı tutmuşum. Ben Fatih'in öyle üzüldüğünü de anlayamam ki, düşünemem. Ben çünkü Sedat'la takıldığı için belki de ben Sedat gibi düşündüğünü düşünüyorum. Yani ben bunu bilemem. Anlatabiliyor muyum? Fatih gelip isteseydi onu red mi edeceklerdi? Hayır. İşte burada yani aslında bütün bu dünyadaki savaşların falan çıkış noktasında hep şu iletişim problemi var. İletişimsizlik. Yani o gidiyor röportajda için döküyor. O da oturuyor mesela Sabriye diyor zaten götürsek yemeyecek. Pınar diyor ki hani getirseler de yemem falan. Yani birbirlerine söyleseler ama birbirlerine bir şey söyledikleri zaman da koz olarak kullanıyorlar birbirlerini. Anlatabiliyor muyum? Belki de adam düşünüyor ki ben gidip oradan balık istesem bu sefer yarın öbür gün bana geldiğimizden balık istiyorsun dedin diyecekler falan. Ya çok bu tarz şeylerin, insani şeylerin kullanılmaması gerekiyor ama hep kullanılıyor bunlar. Burada herkesin düşündüğü şey şu mu? Herkes 3 adım sonrasını düşünerek şu an hareket ediyor. Evet. Balık yani yemek söz konusu olduğunda bile. 3 adım sonrası ne Allah aşkına? İşte çok açım ben biraz gibi. Balık getirsen, versen, yesem 3 adım sonrası ne olacak? Çok kavgalıyız. Balık getirdin. Ben ne laubali ne sulu sepken tuhaf bir kadın bir balığa kurban gittim olacak. Yerim arkadaş. Bana muhtaç kaldın gibi falan. Ben uğraşıyorum sen yatıyorsuna gelecek. Yani getiriyorlar. Her yarışmacı kendi şeyinden bir küçük dayılıkla gidiyor. Yarışmacısın ya yani. Hani o tekli röportajlarda da o dayılığı da seviyorum ben. Çünkü bir yarışmacının doğal hali de galiba oraya gittiğin zaman bir tık bir yerlere taşınıyorsun. Yani çünkü kaç kişinin içinden seçilmişsin değil mi? 2017'si yürürken falan nasıl? Yürüyüşleri bile değişiyor yani. Adaya ayak bastıktan sonra. Şimdi yan ekran sorumuzun hemen cevabını yöneltmek istiyorum. Ünlüler Adası'nda tutulan balıkların paylaşılmaması doğru mu diye sormuştuk. %58 evet cevabı geldi. Bak. Aslında oranlar birbirine çok yakın ama daha büyük bir çoğunluk paylaşmaya gerek yok. Herkes zaten gruplara ayrıldı diye düşünüyor. Şimdi sırada aslında dünkü programda yeni bölümde izlediğimiz Berna, Erdi ve Bulut tartışması var. İzleyelim, sonrasında buradayız. Kız şu kokonata bakar mısın? Bana bir de en büyüğü denk geldi. Şimdi bu koptuysa... Bak, bir şey söyleyeyim, palayla çok daha rahat gidiyor musun? Bu palayla... Bu koptuysa benlik bir sıkıntı yok yani. Aa, burada çıkmış şimdi. Öyle açılmaz ya. Aldayı da çok ödeşti. Burçak, gel Berna açamıyor kokonatı, bir yardım et. Bir al elinden, ellerinden öper. Ellerinden öper Burçak, gel. Bak zaten sinirliyim, yemin ederim var ya. Pala mı fırlatacak? Fırlatırım bak, hiç belli olmaz. Açın zaten, canını sıkma. Bir yapamıyorsan ver Burçak halletsin. Ben açamıyorsam Burçak mı açacak şimdi? Allah'ına sen. Oo, var ya ne güzel kokonat açıyor. Malzeme çıktı adama ya. Survivor'ı tutunabilmek için sırlık malzeme buluyor kendine. Sabahtan akşama kadar konuşuyorsun. Biraz bir şeyler yaptım. Allah'ını seversen şurada çıkaralım mı etrafa? Sabahtan akşama kadar konuşan kim? Ya söylediğin bak. Bak seninle ben zaten konuşmuyorum. Yalan sende. Sabahtan beri seninle muhatap bile olmuyorum. Sen zaten bak değişik. Burada ben muhatabım burada ucuz şu an. Ogeday, Elif, diğer arkadaşlar. Sende. Hala. Ya, sus ya. Saçma sapan muhabbetler be. Neyin iftirası? İftiralar. Ağzımı açtırtma şimdi. Sana yalancı diyen insanlara yanaşmalık, sığıntılık yapmaya çalışarak kendini bitiriyorsun. Ben sana yüzüme konuşma fırsatı veriyorum, yüzüme konuşamıyorsun. Berna, bittin, rezil oldun, rüsva oldun. Malzeme çıkarma kendine, tamam? Tamam, Hindistan cevizlerini yıka ve dağıtmaya başla. Aferin kız. Ne oldu ben gelince, niye susmuyor her zaman? Hesap mı soruyorsun? Evet soruyorum. Sormaya soruyorsun hesap. Ben anlamıyorum. Ben gelince niye susuyorsun? Sen gelince konuşmak istemiyor belki insan. Yani bu nasıl bir hesap sormaya? Anıl'la ben seninle mi konuşuyorum? Ben Anıl'la konuşuyorum. Anıl'la söyleyeceksin o zaman. Sen burada gelip toplu halde hesap soramazsın. Öyle bir cüretin olamaz senin burada. Niye bu ortam susuyor? Onu hesap sorarsın. Bu ortamda ben de varım. Sen gelince konuşmak zorunda da değilim Berna. Ben senin hakkında bana konuşmuyorsan isim vereceksin. Ortama isim vereceksin. Tamam, Anıl'a mı söylüyorsun? Söyle Anıl'a. Niye susuyorsun? Niye susuyorsun diyor Anıl. Konuşuyorum sana. Ben gelince ortamda susuluyor falan deme. Ne oldu? Dokunulmazlık oyunu başladı, herkes bir strese mi girdi? Ben strese girmedim. Ne oluyor yani burada? Ben de stres çok ha. Varsa yüreğin isme söyleyeceksin. Adam orada diyor ki bana, niye susuyorsun diyeceksin. Kişiler, düşünülen kişiler sensin diyorsun. Öyle bir şey var mı? Ben bir şey söyleyeceğim sana. Erdi bunu söylüyor. Tamam Erdi'ye söyleyeceğim onu. Bize niye söylüyorsun canım? Soruyorum sana. Berna ve Erdi her zamanki gibi başrolleri alıp sürekli bir tartışma içerisindeler. Ya birbirleriyle sanki dalga geçiyormuş gibi, sanki birbirlerini tiye alıyormuş gibi bir o kadar hakaret edip bir o kadar gülmeleri bana çok enteresan geliyor. Yani altında ben bunun bir şeyler arıyorum. Sanırım bir plan veya bir program içerisindeler. Çünkü birbirlerini yazma işlerinden, birbirlerine bu kadar hakaret eden insanların aynı adada bulunup birbirlerini yazma işini de anlayamıyorum. Erdi bana diyor ki bu grup senin hakkında bench'te bir kişi sayı kaybettiğinde gülümsediğini düşünüyor diyor. Ya Erdi diyor ama canım git hayır, ona söyle onu bize niye söylüyorsun? Bu takım oyun kazanacaksa şunu halledin. Bak biz burada adamla yan yana 5 dakika duramıyoruz ama birbirimizin puan almasına... Yemin ediyorum verdim kameralar Allah'ıma şükürler olsun. Her şeyi söyledim. Seni söylemem biraz sonra önemli. O da biliyor. Sadece çeviriyor. Ben orada her şeyi söylüyorum. Sen niye gelen konuşuyor? Çeviriyor. Hayır Anıl'dan bahsettiğim oradakiler derken sana mesela tescilli yalancı dedi dedim oradakiler. Evet sen şu anda tescilli bir yalancısın çünkü. Lafı evirip çeviren bir kadın. Bana kimse Survivor'ı anlatamaz o zaman. Ben etkilenmiyorsam, ben eğer o sahaya çıkıp deli gibi savaşıyorsam, deli gibi o parkuru parçalamaya kalkıyorsam, kazanayım kazanmayayım, elimden geleni yapıyor muyum? Yapıyorum. Eğer ben bundan etkilenmiyorsam ki mevzu benim zaten, siz etkileniyorsanız İstediğin kadar baraka yap, istediğin kadar kokonat kır, sen bana Survivor'ı anlatamazsın. Çünkü %50 senin psikolojin sağlam mı değil mi? Survivor budur. Bu şartlar arasında ne kadar sağlam ayakta durabiliyorsun? Kokonatı herkes kırar, barakayı da herkes yapar. Yapmıyorum. Yapmıyorum. Ne yapacaksın? Yani önemli olan yazmayanın yazması. Geçen hafta Erdi Bey söz verdiği için yazmamış mesela. Tamam eyvallah, saygım var. Baba sözle değil bunlar, mücadeleyle, hada yaşantısıyla, katkıyla, birbirine faydayla yazılmalı bence. Ciddi anlamda Erdi'nin düşmanlarıyla dost olacağım diye yola çıktın. Benim düşmanlarım da seni dost olarak kabul etmedi. Çünkü bu adada senin yapmacıklarını, sahteliğini göz ardı edecek tek bir insan vardı, o da Erdi'ydi. Sen ona da nankörlük yaptın. Evet, birazdan bu tartışmayla ilgili TV'de ilk görüntümüz var. Onu izleyeceğiz ama öncesinde bunu biraz konuşalım istiyorum. Burada Berna'nın bir sorgulaması söz konusu. Niye ben bu ortama girdiğimde herkes susuyor? Benimle mi alakalı konuşuluyor diye. Çünkü artık onun bilinçaltında yer edilmiş. Herkes benim arkamdan iş çeviriyor diye. Herkes benim hakkımda konuşuyor. İşte performansım iyi diye konuşuyorlar. Gerginlik çıkıyor diye konuşuyorlar. Konu her ne olursa olsun. Buradaki Berna'nın yaklaşımıyla ilgili aslında konuşmamız lazım. Bu şekilde çıkışması acaba onu istediği noktaya getirebilecek mi? Yani cevap alabilecek mi? Ya da sorunları halletmesine sebep olabilecek mi? Berna özünde her zaman gördüğümüz banka gelip arıza çıkartan kız yani. Ya onu arıza çıkartan demeyeyim de yani onu gördük, bahaneler üretiyor, bağırıyor, sinirleniyor yenilince falan. Berna böyle bir kız. Ve arkadaşlar hep bundan şikayet etmişlerdi. Ama bu 2 haftadır falan biraz herkes onu yazdı falan, bir şeyler oldu. Biraz sessiz kalmayı tercih etti. Ama ne oldu? Şimdi biraz üzerine gidiliyor. Yine o gerçek yüzü o aslında. O yani. Ben kötü bir şey söylemiyorum ama gerçek Berna o. Karakteri o diyorsun. Evet. Tahammülsüz Berna yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle sıkıntıya gelemeyen, ona böyle birisi laf söylemeyecek. Hiç bir şey dinlemek istemiyor. Onun kendi doğruları var çünkü. Erdi Berna'yı da çok iyi tanıdığı için olaylara ben şimdi kronolojik ilerleyeceğim. VTR'nin başında ne yapıyoruz? Berna orada kokonat kırmaya çalışıyor. Erdi onunla hafif eğleniyor. Bir nükte söz konusu orada, evet. Değil mi? Tartışıyorlar. Burada tartışma da değil. T'yi alıyorlar aslında birbirine ya da Erdi onu. Şakalaşıyorlar. Ama aynen. Aralarında öyle bir samimiyet kalmadı artık, öyle görüyoruz biz. Çünkü çok ciddi hani kavgalılar Erdi ile. Kavgalılar ama Erdi bence burada güzel bir hani güzel bir ortam yaratıyor diye öyle düşünüyorum ben. Ama Berna'nın hoşuna gitmiyor. Ama Erdi akıllı bir adam. Şöyle bir laf ediyor. Gel diyor Burçak diyor. Burçak Berna açamıyor diyor. Sen aç diyor. Şimdi orada tahrik Berna zaten orada var orada. Berna kendini kadınların hepsinden üstün gördüğü için Burçak da mesela orada kadınlar arasında bence en zayıf profilli yarışmacı. O Gönüller Adası'nda. En zayıf kişiyi çağırıyor. Bak Berna beceremiyor, sen becer. Diyerek Berna'yı aslında orada eziyor ve sinirlenmesine sebep oluyor. Berna ondan sonra diyor ki ben açamıyorsam Burçak nasıl açacak diyor. Ya Erdi o kadar böyle sinir merkezine dokunuyor ki. Ondan sonra Berna sinirleniyor, geliyor orada hesap sormaya kalkıyor işte. Aslında onun devamı o. Sinirleniyor, ben o tarafa gidiyor. O da sinirleniyor, buraya geliyor, sataşıyor. O tarafa gidiyor, aynen. Niye susuyorsunuz diyor. Evet, Berna gidince bir susma var. Bunu daha önceden de gördük. Bir kere oyun sonrasında Ogeday, Gökhan, kızlar falan konuşuyorlardı. Berna gidince gene herkes susmuştu falan. Bunu yapıyorlar zaten. Berna hakkında hep bir konuşuluyor yani. Berna da artık sitem ediyor. Hani zaten bildiğimiz Berna bu. Hesap sorar yani. Şu 1-2 haftadır sormadığı için. Görmezden gelmiyor aslında. Evet, söyler Berna bunu. Ben Berna'yı böyle görmek istiyorum yani. Berna çünkü bu. Öyle olunca Bulut'un sesi yükseliyor. Bulut da şimdi yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. Bulut da göz altındaki Bulut. Hep sesi yüksek çıkan Bulut. Ve Bulut'un bu bağırmaları beni biraz rahatsız ediyor. Yani belki haklı. Niye diyor, sen kimsin diyor, bize hesap soruyorsun ama Bulut'un bu volümü böyle çok yukarıda tutması. Evet, yüksek. Biraz... Ama ona karşı yapılan da hani Berna'nın da sesi her zaman daha yüksek. Onun kendi ifade ediş şekli öyle. Yani haksızlığa geldiğini düşündüğünde onun ses tonu kendinden belki artıyor. Belki Bulut'un sesi kalın diye bilmiyorum böyle rahatsız ediyor. Kalın çok kalın. Yani Berna da bağırıyor, herkes bağırıyor ama Bulut'un sesi biraz bilmiyorum beni rahatsız ediyor. Tabi burada bir Anıl faktörü var. Anıl da orada Berna'ya çok ters bir cevap veriyor. Sana ne diyor, Elif'le konuşuyorum diyor. Yani Anıl da şöyle, Anıl performansını arttırdıkça bir cesaret geldi Anıl'a. Erdi'ye diyor, Erdi efendi diyor, Berna yazamadı, söz vermiş falan. Yani Anıl değişik bir vitese taktı. Ben onu görüyorum. Sana ne dediği yer var. Yani hani önceden öyle değildi ilk geldiğinde ama. Kazanıyor o gruba kendini benimsetebilmek için hep böyle alttan aldı. Erdi'nin hani bu, Anıl'a biliyorsun ki o deniz kenarında nasıl lafları var hani. Kovuyorum seni git falan, hatırlıyorsun. Evet evet. Yani şimdi ama Anıl biraz böyle yani ağır yapmaya başladı kendini. Tabii ki bu da gün geçtikçe ve oyun kazandıkça biraz gücü arttı Anıl'ın. Oradan da bir özgüven görüyoruz Anıl'da. Velhasıl değerlendirmeler bu yönde. En sonda da şöyle bir şey de var. Bulut daha sonra o grup, o tartışma grubu dağılıyor. Herkes barakalara, işte işi olan işini yapıyor. Faydası olmayanı yazarım ben. Evet. İşte, hatta ortamın içinde Anıl da var. Senin faydan olmasın, seni de yazarım diyor. O kendince mantıklı bir şey söylüyor. Ama onlar da şunu diyebilir. Senin o zaman ne kadar faydan var, biz de seni yazalım diyebilirler. Yani herkes söylüyor işte bir şeyler. Bu şey gördüğümüz VTR'de şimdi Berna ile tabii Erdi'nin beraber bir yarışmadan çıktılar ama çıktıkları gibi değil, değil mi? Adaya geldikleri gibi de değil. Şimdi bir kadın da bir balta, bir şeyle kocaman, bayağı da büyük bir kokonatı kırmaya çalışırken, herkesin de sinirleri artık bozukken açamıyor ki, kıramıyor ki demek, o şakalaşma artık oraları geçmişler ve zaten kız o şakalaşmayı kabul edemedi. Baktı ki Erdi ile başa çıkamayacak. Çünkü bazı insanlar vardır. Ne yapsan o kaldığı yerde. Yani sen gerilirsin, yay gibi duvara vurursun, geri gelirsin. Erdi öyle bir çocuk. Gitti, durup dururken öteki tarafa sataştı. Ve o biraz hatalı bir şeydir. Ben gelince hep susuyorsunuz diye başkalarını suçluyor. O zaman gelme derler. Yani sen geldiğinde susuyorlarsa o zaman oraya belki gitmemek lazım. Ama yani biraz buradaki sinirini oradan çıkart. O da benim dedikodumu yapıyorsunuz diyor. Benim hakkımda konuşuyorsunuz ki diyor, ben gelince susuyorsunuz diyor. Ama şimdi şöyle bir şey var diyorsunuz evet. Ya gelmesin o zaman senin hakkında konuşuyorsak. Daha önceki röportajlarında, dünküydü belki de, düşmanlarımı kendime yakın tutmam gerekiyor ki bana ne hazırladıklarını bileyim diyor. Ama Erdi çok akıllıca, çok güzel bir cümle kurdu röportajında. Dedi ki benim düşmanlarımla dost olmak üzere gittin tatlım ama onlar seni kabul etmedi. Evet, dedi. Ve yani o oraya geldi. Evet. Erdi yine aynı yerden yükleniyor. Yalancısın. Tescilli yalancısın dedi bu sefer. Ve bu ortamdaki herkes bunu kabul ediyor dedi. Ve kimse de sesini çıkarmadı. İsterseniz şimdi bütün seyircilerimizle birlikte Erdi ve Berna arasındaki tartışmanın TV'de ilk yayınlanacak görüntülerini izleyelim. Berna'nın bugün toplu halde bir çıkışması oldu. Geldi, benim hakkımda mı konuşuyorsunuz veya ben gelince neden susuyorsunuz gibi bir cümle kullandı. Benim de ufak bir tartışmam oldu bunun üstüne onunla. Genel konuşma, söyleyeceğin kişinin yüzüne karşı söyle dedim. Yani benim olduğum yerde en azından beni zan altında bırakma, söyleyeceğin kişiye birebir konuş dedim. Ve bu kişi Anıl olduğunu söyledi. Sen de o, istediğin kadar bunu yap, istediğin kadar hakkında böyle konuş. Evet. Başaramayacaksın, tamam. Neyi başaramayacaksın ya? Sen ben ne diyorum? Tescilli bir yalancısın Berna. Bana sökmez. Lafı evirip çeviren, arkadan konuşan birisi. Sökmez, tamam mı? Evet. O intikamın elinde ancak kendine... Ya intikam neyi de sen kimsin de ben senden intikam alacağım ya. Sen kendini ne nimetten zannediyorsun? Sanıyorum, sana sen ne? Sen göreceksin bak, sanıyorum. Beni şey yapmaya, kötülemeye çalışıyorlar. Sen yalancısın diyor mesela Erdi. Sen işte sahtekarsın, dedikoducusun. Ben bir hafta evvel de söyledim. Onların huyun suyundan gideceğim. Bana senaryoyu veriyorlar elime. Ben de onların istediği gibi oynuyorum. Eğlensinler. Erdi tamamen yaptığı saçma. Her dokunulmazlık oyundan bunu yapıyor. Ogeday'la aramdaki olan mevzu şak diye araya giriyor. Kendince Anıl'ı bana karşı savunmaya çalışıyorum. Senin gibi bu kadar çok insan. Yalancı Berna dedi. Ne oldu? Buradayım. Ne oldu? Buradayım. Sen artık tükendin, tamam mı? Kendine gel. Derhal kendini toparla Erdi. Bak işte bir anca benim taklidimi yaparsın. Ezberlenmiş sözler. Artık bıkkınlık verdin. Trafo gibi insanların enerjisini çektin. Yani seni dinlemek zorunda da değil. Günde 5... O yüzden bu Volkan Berna'yı aramızda istiyoruz. Berna lütfen bence geri dönünce bana kızıyor. Olabilir. Ben de senin puan almanı istiyorum. Şimdi kapışalım. Sonunda gidip de puan almanı istiyorum. Berna bana göre kötü kalpli bir kraliçe. Gerçekten maskesi elbet bir gün düşecek. Ve bunu herkes Berna'yı anlayacak ama Berna yaptıkları için maalesef çok geç olacak. Günlerdir benimle konuşmayan adam bu fırsattan yararlanıyor. Beni nerede sinir edeceğini de biliyor. Açıkçası biliyor. İşte neden oluyor? Olay dokunulmazlık. Merseme yani. Neden bitmediğini anlamıyorum. Ben mesela kavga etmek istemesem bitiririm abi. Çok böyle bir şey olmuyor. Nasıl bir şey söylerim? Teknik basit. Bak böyle söylüyorsun ya kuzu. Bir gün kavga ettiğine beni anlarsınız. Bir gün karşımıza bak adalar birleşir. Allah yukarıda şahit. Diyeceksiniz ki Berna biz biraz susamıyorsun çünkü bir yerden sonra. Tartışabilirsiniz. Bir kere tartışabilirsiniz. Bak sus dediniz, ben sustum, adam hala devam ediyor. Ama gitti hala şimdi sen konuşuyorsun. Ha iyi tamam, sustum okey. Berna bu tartışmalardan prim yapmıyor. Berna bu tartışmalardan kesinlikle prim yapıyor. Yani hani yapıyor dersek az kalır, direkt yapıyor. Çünkü net yani bu konuda. Tartışmasız yapıyor. O yüzden hani bu ortamı yaratmamaya çalışıyoruz. Şimdi biraz topa basmış durumda. Çünkü birkaç tane yalanı ortaya çıktı. O yüzden şu an biraz sakin takılıyor. Yoksa bu Berna değil yani. Hani şu an maskeyle gezdiği çok belli. Her böyle dokunulmazlık öncesi her sefer Erdi ile ufak değil atışma, birbirlerine hakaret. Bunlar tamamıyla bence yani Erdi'ye de soracağım bunu ben. Ben de bunu bu sefer dikkat ettim. Erdi ile diyordum ki Erdi ne zaman benimle tartışsa hep beni savunmak için Erdi herhalde kızı kızdırıyor diye düşünüyordum. Ama bakınca da bazı zaman şey oluyor. Yani gerçekten orada konuşulmaması gereken... Savunmanla ilgili bir şey var abi. Sen yapıştırıyorsun zaten. Ya yine şey yapıyor, anladın mı? Berna'yı kızdırmak için Anıl haklı diyor mesela. İşte haklı olduğumuzu düşünüyor, Anıl haklı diyor. İşte genelde... Ama oraya niye giriyor? Niye giriyor? O an ön plana çıkması gerekiyor. O an Berna'nın ön plana çıkması gerekiyor. O an Erdi de bir şekilde onu yakaladığı anda o kozu kullanıyor. Benim için yani iyi bir şey yapıyor. Bak, benim için iyi bir şey yapıyor. Çünkü benim hakkımı savunuyor Erdi. Benim için iyi bir şey. Ama bugünkü muhabbette de uzattı. Uzatmasına ben de rahatsız oldum. Hemen ikinci yan ekran sorumuzu sormak istiyorum. Erdi ve Berna arasında stratejik bir anlaşma olduğunu düşünüyor musunuz? Evet ya da hayır. Şimdi Berna diyor ki her zaman ne zaman dokunulmazlık oyunu oynayacak olsak Erdi bir fırsatını buluyor ve bana karşı beni kızdıracağı yerleri bildiği için bunları kullanıyor diyor. Böyle bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Yani gerçekten bu dokunulmazlık oyunları öncesi yapılmış bir şey mi? Ben öyle düşünmüyorum. Yapıyor yani, bunlar her zaman oluyor. Bir tek dokunulmazlık diye düşünmeyelim bence bunu. Benim şöyle bir tespitim var. Şimdi oyunun başında Erdi, Sadin sonradan geldi biliyorsun. Erdi'nin yanına Sadin geldi, Berna da onlarla birlikteydi. Üçlü grup değil mi? Anıl da sonradan geldi. Onların grubuna girmek için can atıyordu Anıl. Bayağı evet. Evet hani Erdi kovdu falan Anıl'ı. Ona tabii rağmen... Canım, denizin ortasına yaptıkları görüntü değil mi? Bunlar birlikteydi hep. Berna, Anıl falan. Sonra Eser de onlarlaydı aslında. Sonra birlikte o yattı. Hani bunlar dedi hep plan yapıyorlar. Ben de kendi kulisimi yaptım falan dedi ya. Beşli. Sonra onlar bir hafta işte Eser'in o kulisiyle, Eser'in dediği kulisle potaya Yiğit'i soktular sanırım. Değil mi? Evet. Sonra Yiğit elendi. Ve sanırım artık potaya adam sokacak gücü yakalamışlardı. Volkan da onlarla oy attı galiba o zaman. Evet. İşte böyle altılı bir şey yaptılar yani. Onlar Volkan artık demişti hani Erdi çok delikanlı adam, bunların sözünde durmuyor, bir daha Erdi'yi yazmayacağım falan. Bunlar aslında bir gücü yakalamışlardı. Ne zaman ki Eser diskalifiye oldu... Ondan sonra Eser'in yerine Bulut geldi. Bulut da bunlarla hareket edecek değil. Bulut evet. Gökhanların tarafına geçtirerek. Burası beşli mi kaldı? Ve Volkan da bir güç sonuçta. Volkan'ın da ben biraz böyle bir şeyleri karıştırdığını düşünüyorum. Çünkü bir oraya gitmişti, bir oraya gitmişti falan. Volkan buraya gelince burada mesela Berna kendini güç olarak görüyor. Erdi hepsinin arasından liderlik yaptığını Erdi öyle düşünüyor. Yani herkesle bir denge kurmaya çalışıyordu. Ama bankta Berna ile Anıl kavga etti. Volkan'la Anıl kavga etti. Yani devamlı onların arasında bir kavga oldu. Sadin de bir kere bir tartışmalara girdi. Bence Volkan'ın gelişi Berna ile Anıl'ı rahatsız etti. Ben öyle düşünüyorum. Volkan da güçlü bir yarışmacı çünkü. Peki. Sonra Berna ile Anıl da zaten güçlendikçe Berna'nın da sesi çok çıkıyor. Anıl'ın da sesi çıkmaya başladı. Bu sefer burada bir ego çatışması oldu. Gökhan da oradan gelip birkaç sefer araya yem atarak bunları alevlendirmişti biliyorsun bir barakada. Evet. Bunları kavga ettirdi. Bunların arası zaten Eser yok. Bayağı büyük bir denklem söz konusu. Komple araları bozuldu. Erdi önceden hep böyle grubu bir arada tutmaya çalışıyordu. Hani Gökhan'ı yazacağım, bilmem ne yapacağız, şunu yapacağız, Elif'ten nefret ediyorum falan. Hani hep Erdi bunları söylüyordu ya. Bakıyoruz Erdi'nin şu son 1-2 haftadır bu tarz söylemleri yok. Çünkü kendi arkadaşlarım dediği kişiler birbirine girdi. Erdi'nin öyle bir gücü de kalmadı. Erdi'nin bence şu anki planı şu. Ben tek başıma nereye kadar beni halk taşırsa oraya kadar gideyim. Yani ben burada denge kurmuştum ama bu dengeler artık komple bozuldu. Çünkü Berna ile bir araya gelmeyecek kesinlikle bir Anıl var. Eser gibi güçlü bir yarışmacı gitti oradan. Sadin gitti şimdi yanından. Yani Erdi burada yapayalnız kaldı. Volkan'a da ne kadar güvenebilecek? Yani bir tek Volkan var. Volkan da zaten sağ sol belli olmuyor. Volkan da herkesle iyi. Tuğçe ile Elif hepsininle konuşuyor. Gökhan'la da konuşuyor. Ogeday'ı zaten biz birbirimize tutunmalıyız diye. Ne oldu şimdi? Anıl güçlendikçe az önce görüyoruz Bulut'la sohbet ediyor. Değil mi? Erdi'nin hani en istemeyeceği kişi Bulut. Evet. Hani normalde böyle bir şey yapabilir miydi? Yapamazdı. Performansı eğer iyi olmasaydı. Ama performansı iyi oldukça best of'lara çıktı. Bir şeyler oldu falan. Bu artık Anıl diyor ki ben de bir gücüm. Ve Erdi ile uzun vadede yürüyemeyeceğini düşünüyor. Yani Erdi'ye çünkü hep bir cephe var değil mi? Performans kötü, performans kötü. Zaten Erdi gitmeliydi, Sadin kalmalıydı diye bir sözü var. İşte Anıl burada mesela bence çok doğru yapmadı. Çünkü Anıl'a ilk geldiği zaman kucak açan bu gruptu. Tamam Berna ile kavga etmiş olabilir ama yani Erdi ile senin ne problemin var? Değil mi? Ve de Anıl'la Berna tartışmasında Erdi nasıl korumuştu Anıl'ı biliyorsun. Her seferinde Anıl koruyor. Anıl da onu diyor ya zaten aslında. Erdi her zaman araya giriyor. Anıl haklı diyor. Tamam bu benim hoşuma giden iyi bir şey ama niye araya girip bunu kullanıyor ki? Velhasıl Erdi'yi burada görüyoruz. Erdi yani çok zararlı çıktı bu tartışmalardan. Ama Erdi çok şöyle düşünüyorum ben. Çok planlı davranan bir çocuk değil. Yani ne kısa vadeli ne uzun vadeli böyle oturup mahallemizin çocuğu ya. Duyguları aklı ne derse öyle davranıyor diye düşünüyorum. Mesela Berna'yla dokunulmazlık günü diyor ya Berna. Dokunulmazlık günü böyle bir tartışma çıkıyor. Ne işe yarayacak? Yani hangi nabza iyi gelecek de o dokunulmazlıkta ne faydası olacak? Berna şöyle düşünüyor. Benim sinirlerimi bozarak performansımı düşürecek. Ha, ben de tam şöyle düşünüyorum. O da vardır elbet. Bana karşı kışkırtıp beni yazdırtmak. Evet, halka kötü gösterecek. Yani Erdi kendisi potaya girmesin de girebilecek artı bir kişi olsun diye bunları yapıyor. Ben de senin söylediğini anladım ama diğer arkadaşlar da ne düşünüyor? Dokunulmazlık günü diyor. Bu Erdi ile Berna bir şey çıkarıyorlar diyor. Tartışıyorlar diyor. Bulut öyle değil mi? Senaryo dikkat edin diyor. Yani. Bir senaryo diyor. Yani ikisinin tartışması ben düşündüğüm zaman yani dokunulmazlıkta artık kimi yazacağı da çok belli değil mi yani aşağı yukarı yani. Yani her hafta potaya giren bir Sabriye'nin olması gibi. Ünlülerde belli. Ünlülerde belli ama burada bence yani. Burada işte değişiyor. Mesela geçen hafta Berna'yı yazdılar komple. Kendi grubu yazdı onu. Diğerleri falan da yani Berna'ya Anıl yazdı, Sadin yazdı değil mi? O cepheden bir tavır geldi. Doğru evet. Ve kırılma noktası aslında şuydu. Berna ile Erdi'nin barakada bir kavgası var. Baştan Anıl'la Gökhan kavga ediyor. İşte ben seni yazacağım. Anıl da diyor beni yaz falan diyor. Ondan sonra Gökhan diyor ki yok daha zamanı var. Erdi diyor ki Gökhan'a hadi diyor potaya çıkalım. Gökhan diyor ki yok diyor öyle bir şey diyor. Hemen diyor potayı öne sürüyorsun falan. O kavga. Ondan sonra Gökhan orada Berna ile Erdi'nin arasında bir şey atıyor. Sonra sahile gidiyor. Ondan sonra Erdi ile Berna hani böyle çok sert bir kavgaları var Erdi ile Berna. Ondan sonra zaten aman Allah'ım ikisi de birbirini yaylım ateşine tutuyor. İşte oradan sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmadı hiçbir şey. Çünkü burada bir kadın faktörü var. Bu kadın kim? Berna. Berna hiçbir zaman böyle kontrol edilebilecek bir kadın değil. Ve bir koparttı şeyi. Hani bağlarını bir koparttı. Herkese Anıl'a falan filan Erdi'ye artık orada bir şey görmüyorum. Yani onlar hiçbir şekilde ortak oy atmayacaklardır. Artık geriye dönüş çok zor. Şimdi tabii bir yarışma hali. Bak biraz önce de söyledim ama bir kadına da bir şey söylerken mesela sahtekarsın, yalancısın falan o boyuta geldiği zaman üst üste 5 kere yalancısın falan dersen o kadın da zaten temperamanlı bir kadın. İşte oturduğu yerde değil mi gitgide kadın yükseliyor yani. Ve hakikaten ikisinin tartışmasının arasında çok nezaket bir yarışmanın içinde ben her şeyin olurunu kabul ederim ama biraz tadı kaçtı yani böyle. Yalancısın, herkes biliyor, çok büyük yalancısın, sahtekar. Şimdi... Herkesin ortasında söyleniyor değil mi? Evet. Bir de herkesin ortasında söylenmeyen kısmı Anıl'ın biraz önce dediği. Evet. Erdi onun için hesapsın, kraliçesin diyor. Ya bunlar aslında çok ağır ithamlar. Çok ağır şeyler. Şunu da... Kraliçeyi seçtiler, bir de kralı bulsunlar. Kötü kalpli kral kim bakalım? Açıklık getirmek gerekiyor. Bu Survivor'da genelde hep şu tarz kızlar oluyor. Böyle 2-3 tane sessiz kız, ön plana çıkan kızı erkekleri falan böyle örgütleyerek, yani çoğunluğu alarak, anlatabiliyor muyum? Hani onu götür, hani hep onun üstüne oynayıp götürelim bir şekilde. Mesela ben, yanlış anlamayın. Burçak mesela. Burçak bence bu sessizlik ve sakinlikle epey ilerleyecektir. Ama bence Burçak'ın yani o kadar çok ileriye gitmeye gibi bence çok hak etmiyor. Öyle düşünüyorum. Peki ben hemen yan ekran sorumuzun cevabını vermek istiyorum. Erdi ve Berna arasında stratejik bir anlaşma olduğunu düşünüyor musunuz diye sormuştuk. %54 hayır cevabı geldi. Oylar birbirine çok yakın. Yarı yarıya gibi. Hemen hemen %50-50 gibi görünüyor ama daha fazla bir çoğunluk öyle bir anlaşma olmadığını düşünüyor. Şimdi seyircilerimizden kısa bir ara için izin istiyoruz. Sonrasında yine buradayız. Panorama hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor ve şimdi sıra oyuna geldi. Dünkü dokunulmazlık oyununun 1. ve 2. turunu izliyoruz hep beraber. Derdiye bu parkur için zor bir rakip geldi. Furkan çok hızlı. Furkan önde. Haydi oğlum bas. Haydi Furkan. Haydi oğlum. Uç şimdi, uç. Furkan. Hepsini üstüne koy. Haydi hızlan bizi kızlar. Bas şimdi, bas. Tamamladı puzzle'ı. Bas. Yes. Birinciyi devirdi. Ve Furkan kazandı. Furkan kazandı. 3 Ekim'ler 3 Gönüller 2. Sana ben bir şey söyleyeyim mi bak bu parkurda Hüseyin Bolt bile zorlanır bak. Ben o kadar konuşuyorum. Acayip bu kadar uzun parkur mu olur ya? Yorucuydu bayağı hakikaten. Survivor'ın gelmiş geçmiş en uzun ve zoru. Sema önde. Haydi Berna haydi. Sema abla. Hadi Sema. Bravo Sema. Hadi Berna. Sema yapamıyor. Hadi abla süperden kötü. Yakaladım. Hadi bas. Bas çalışın. Hadi Sema hadi. Aferin Berna be. Bas şimdi abla. Berna puzzle'da gerçekten iyiydi. Sembol. Bas burayı. Önemli bunlar. Pişman olma. Bas kızım. Berna attı. Sema hala atamadı. Berna kazandı. Berna kazandı. İşte bu. Aferin sana, aferin. 4-3. Aynı Sema, aynı. Şu parkurda oyun veriyoruz ya. Sema sakin ya. Şu parkurda oyun veriyorum ya. Ama işte bitmedi ki, oyun bitmedi daha yani. Ya bitsin bitmesin ya. Ben bunu kabul etmiyorum yani. Bu nasıl verebilirim yani? Hızın çok önemli olduğu bir oyun ve iki hızlı yarışmacı. Başa başlar. Adem burayı biraz daha iyi çıktı. Ve Adem hızını arttırdı. Anıl da geliyor. Adem biraz daha hızlandı şimdi. Adem kazanırsa ilk tur ünlüleri olacak. Avantaj Adem'de. Adem atamadı. Anıl birinci devirde. Adem devirde. İkisi de atamadı. Kim atacak? Adem kazandı. İlk tur ünlülerin. Hadi Sabriye. Elif Elif önde. Haydi Sabriye. Elif önde. Sabriye geride kaldı. Elif birinciyi devirdi. Sabriye atamadı. Elif atarsa kazanacak. Elif kazandı. Elif kazandı. Gönüller bir, ünler bir oldu. Alışmışsın hanımefendi. Biraz seri olduğun zaman oluyorsun. Her bağırdığımda serileşiyorsun. O zaman devamlı bağır. Boğazımı yırttım, ne yapayım? Bak sesim kayıp bir şey oldu aslında. Önünde galiba çıkmak için bir şey var değil mi? Şu atışları nasıl atamıyorsun sen ya? Panikte. Abi yapma işte panik. Zaten orada avantajlı kız gelmiş, nabzı yüksek. Sen geldiğinde orada sakin olacaksın. Tak tak atacaksın, çıkacaksın. Başa başlar. Başa başlar. Atamadı. Volkan atamadı. Atamadı abi. Evet. Volkan vurdu, deviremedi. Tarık devirdi. Tarık avantajlı. Tarık atarsa kazanacak. Volkan attı. Tarık atamadı. Volkan kazandı. Volkan kazandı. Tuğçe önde. Şahika arkasında. Tuğçe'yi de atamadı. Şahika birinci attı. Şahika yine vurdu, deviremedi. İnanılır gibi değil. Şahika. 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 Şahika kazandı. 2-2. Ünlüler 2, ünlüler 2. Evet, Furkan önde ama Volkan da gerçekten şu anda büyük bir tempo yakaladı. Volkan zoru başardı ve aynı hizaya geldi. Volkan kazanırsa ikinci tur gönüller olacak. Volkan birinci attı. Volkan atarsa kazanacak ve Volkan kazandı. Volkan kazandı. İkinci tur gönüllerin. Gel ablam, gel şey. Abla kalkamıyorum, dur ya. Bir şey yok, bir şey yok. Bacaklarım var. Ah! Oh. Ah! Ah! Abla yara! Kramp mı geliyor? Abla yara yara. Sakin. Yok bir şeyim yok abi, dinleniyorum sadece. Tamam. Şöyle dizlerini karnına çek, biraz kal burada. Dizlerini karnına çek, böyle kal. Tamam, başını biraz yukarı kaldırsana. Hah. Sen tut onu Sema'cığım. Hah. Bacağını koy şimdi yere, Böyle biraz istirahat et evlen, böyle biraz kalk. Tamam? Abi rahat bırak. Biraz kıyım. Dünkü oyun muhtemelen bu senenin en zor oyunuydu. Ama ilk dikkat çekmek istediğim konu şu. Tamam, çok güzel performans olan Ogeday gibi yarışmacılar vardı. Bunu zaten konuşuruz. Ama bir yerde de Volkan ve Tarık eşleştiğinde başa baş geliyorlar. Ve Tarık neredeyse yani son labut mu diyeyim artık, son şeyi, tahtayı düşürseydi kazanıyordu Volkan'a karşı. Bu önemli bir çıkış aslında Tarık için. Ne olurdu kazansaydı? Nerede onların yarışı? Tarık Volkan, evet, ikinci turun üçüncü oyunu. Görüntü de burada zaten. Yani kazansaydı şimdi çok bir şey olmayacakmış. Bence olabilirdi çünkü Şahika'nın orada aldığı sayı ekstra bir sayıydı. Evet. Eğer Tarık da alsaydı 3-1 onlar önde olacaklardı. Ama Furkan'la Ogeday karşılaşıyor orada. Ogeday zaten 6 sayı, yani hiç kaybetmedi. Furkan'ın muhtemelen yani yendi. Zaten yine yenilecekti o. Tarık alsa da yenilecekti. Ogeday tarih yazdı. Elif de dünün çok başarılarından. 2'de 2 yapmış. Elif'i öyle görüyoruz. Elif de kaybetmedi. 6 sayı Ogeday almış. Elif 2 sayı. Berna da 2 sayısı var Berna'nın da. Zaten oldu 10. Volkan'ın da 2 sayısı var. Ama dün oyunlar hep şöyle geldi. İlk tur 5-4. İkinci tur 5-2, sonra diğer turda 4-4. Yani totalde gönüller kaç puan yapmış? 4, 5 daha 9, 5 de burada. 14. 14 sayı almış zaten gönüller. Bunun toplamda yarısını Ogeday alıyor. 6 sayı Ogeday almış. 6 sayı da Berna, Elif, Volkan. Başka alan yok. Tabii ki. Bakıyoruz. Tabii Berna, Elif, Volkan, evet. Volkan ikişer tane almışlar, kaybetmişler falan. Burada şimdi şeyi görüyoruz. Burçak sayı alamadı. Anıl alamadı. Tuğçe'nin var sayısı. Burçak'la Anıl 2 kere kaybetmiş. 2'de 0'ları var. Ben 2'de 0'ları söyleyeceğim dedim hep. Yani 2'de 0 yapıyorlar ilk tur zaten. Anıl'la Burçak. Bir daha çıkmıyorlar onlar. Aa, nereye geliyoruz? Bulut. Bulut da kaybediyor. Tuğçe kaybediyor. Elif, senin... Volkan, dünkü dokunulmazdı. Ogeday artı Elif, Volkan, Berna. Öyle diyoruz ama sonda bayrak yarışına çıkan Tuğçe var. Niye Tuğçe çıkıyor? Şimdi çok güzel bir yere değindin. Tuğçe'nin bir sayısı var. Hızlı diye mi düşünüyorlar acaba? Atışları yapamıyorlar ama hızlı diye Tuğçe'yi oynatalım falan. Herhalde öyle bir mantık. Bir de sanırım burada Elif'in kolunda bir sıkıntı vardı ama koşmasına tabii engel değil. Evet, o yüzden de atarken belki zorlanmıştı ya galiba. Atışı Ogeday yaptığı için 3'te 3 atıyor zaten. Yani o yüzden Tuğçe'yi herhalde hızlı diye koydular oraya. Ben şuraya geleceğim. Şurada mesela Adem artı Sema çıktı. 4 best of'a. Best of'a geliriz, tamam. Yani burada oyunun starı, dünkü oyunun starı Ogeday'dır. Çok... Bir tane alkış geldi oradan. Aynen. Doğru. Ya şimdi gerçekleri görmek gerekiyor. Biz burada inkar mı edelim bunu? Dünkü oyunun yıldızı açık ara Ogeday. 6 sayı. Olan... Ve de 6 sayının bir tanesi best of. Çıkıyor 3'te 3 atıyor yani. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Bak, oyunu nerede kaybettiler aslında biliyor musunuz? Şimdi yarışmacılar o yarışma halinde tabii dokunulmazlık ve çok zor bir parkur. Hiç birbirlerinin psikolojisine dikkat etmiyorlar. İlk yarışı, ilk dokunulmazlığı Adem'le Ogeday yaptı değil mi? Adem nerede kaybetti? Yine puzzle'da kaybetti. Puzzle'da kaybettiğinde kendi arkadaşları orada, çok iyi izledim. Çok büyük haksızlık yaptılar Adem'e. Yapamaz ki olmuyor, yine koyamıyor filan. Ve orada Serhat'ın şöyle dediğini duydum. Adam hala yapamıyor abi dedi. Diğeri bitirdi. Şimdi Adem'i iyi izlemek lazım. Ona yapacaksın koçum, senin arkandayız deseniz o çocuk belki puzzle'da, iyi olmadığı puzzle'da, çünkü kondisyonu, ben bir hakem olduğum için söylüyorum, halen görevde olan milli hakemim ben, kondisyonu 10 numaraydı, puzzle'da iyi değil. Neden onu desteklemiyorsunuz? Bak, ben çok iyi bir yarışçıydım ama bana kötü gidiyorsun de buradan buraya koşama, iyi gidiyorsun, beni kimse yakalayamazdı. Ortaokul, lisede koşucuydum. Şimdi o çocuğa hala atamıyor filan, oturduğu yerden yüzüne bile bakmadılar ben işte. Adem'e kötü davrandılar ve işler ondan sonra ilk yarışta daha yani. O yüzden biraz aslında tabii oyunun... haksızlık oldu. Bu arada da Adem'in doğum günü yazmışlar. Adem'in de doğum gününü kutluyoruz. Günü kutlu olsun, evet. Adem'in de ailesine selamlar. Ağrı'dasın. Uzun sağlıklı, mutlu yaşasın tam inşallah. Tam doğum günü haftası, potaya girdiği haftaya denk geldi. Bu kötü bir talihsizlik. Geleceğiz. Ama isterseniz önce final turunu izleyelim. İzleyelim. Sonrasında zaten konuşacak güzel konularımız var. Haydi Berna! Evet, Berna da gayet iyi geliyor. Bak sen abla. Bak şimdi sen abla. Bak oradan kim var? Evet, Berna düştü. Evet, Sema. Şimdi yerleştirmeye başladı. Atamadı. Sema. Atamadı. Yine atamadı. Sema birinciyi devirdi. Sema atarsa kazanacak. Sema kazandı. Sonuncusunu var ya, şansa bala vurdu. Sonuncusunu vurmasa gözü kapalı attı, sonuncusunu şansa vurdu. Sema'ya ne kadar gıcığım ya. Abi böyle bir... Hadi Ogi. Sen yüklendikçe Sema başarılı oldu. Harbiden hiç konuşmasayım daha iyi. Bu Nagihan'dan beri o tayfaya çok gıcığım, o atlet tayfasına. Kapak oldu. O zaten atamıyor. Aa, böyle yaptı. Bakın burada kim varmış? Öyle mi yaptın? Erdi. Komediye bak. Evet, başa başlar. Haydi Adem! Boğaz! Aferin Adem! Haydi hızlı! Evet! Devam, bırakma, devam! Haydi Adem! Şimdi Ogeday da geçti! Ogeday! Birinci devirdi! Ogeday! Ogeday! Bulut! Bir bir oldu. Ünlüler bir, gönüller bir. Dokunulmazlık oyunu. Net Ogeday. Çok kötü Ogeday. Gel. 4. Sen Ogeday bugün var ya, şaha kalktı ya. Gerçekten heyecan dolu bir parkur. Ve bakalım kim kazanacak? Pınar önde. Pınar az farklı önde. Pınar önde. Hadi bas, çok az kaldı. Pınar birinci devirdi, Berna da devirdi. Atan kazanacak, Pınar kaçırdı. Yine atamadı. Pınar kazandı. Benim kızım benim. Pınar kazandı. Ya Allah'ım neden? Kuzen mücadele ediyorum neden? Haydi. Olabilir. Olmayacak. Olabilir. Olamaz. Hayır, kabul etmiyorum ya. Gerçekten seyretmesi yürek ister bu oyunu. İlhan Mansız kazanırsa Dokunulmazlık ünlülerin olacak. Ogeday kazanırsa 4-4 olacak. İlhan Mansız kazanırsa Dokunulmazlık ünlülerin. Ogeday birinci devirdi. İlhan Mansız deviremedi. Ogeday kazandı. Kardeşim. 4-4. Bayrak yarışı hazırlansın. Geliyoruz. Var ya bugün. Ya adam çekildi. Çıkardı ya. Bugün vurulmadık. Bugün var. Kalkaya. Ünlüler kalkaya. Kalkın ayağa! Geç babanı! Kalk ayağa Volkan! Evet Reyhan! Geç babanı! Aç bakayım kollarına! Aç bakayım! Hangi takım konseye gidecek? Dokunulmazlık kimin olacak? Önce kızlar yarışıyor. Sema önde şu anda. Evet. Sema önde. Evet. Adem başladı. Ogeday da başladı. Final turu artık. Her şey şimdi belli olacak. Evet, puzzle'dayız şu anda. Evet, her hamle çok önemli. Her hamle çok önemli. 3 sembol var. Ve Adem önde. Ogeday da geldi. Bir atış avantajı olacak Adem'in. Adem'in bir atış avantajı olacak. Dokunulmazlık kimin olacak? Evet, Adem atamadı. Ogeday. Bravo be! Birinci devirde. İkinci devirde. Ogeday. 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 Dokunulmazlık. Gönüllerin. Tabii burada Gönüllerin yaptığı hakikaten çok önemli bir çıkış. Çünkü kaç? 4-2 gerideyken. 4-2'den çeviriyorlar. 4-2'deyken geliyorlar ve sonunda inanılmaz büyük bir sevinç var. Ogeday yerde, herkes onun üstüne zıplıyor. Böyle bir sevinç gösterisi yok. Çok da haklılar. Şimdi oyun başlamadan şöyle bir matematik yapıyor ünlüler. Diyorlar ilk turu güçlü çıkartalım, ilk turu alalım, ikinciyi kaybedebiliriz. Çünkü elimizde hani Fatih Ürkan var falan, hani zayıf kişiler, onlar kaybedebilir. Sonra son turda güçlerimizi çıkartıp yani best of oluyor. Artık aslında bu best of olayı da bitti. Önceden 3 yapan bitiriyordu biliyorsun best of. Bu best of'larda ünlüler daha ağırlığını koyuyordu. İlhan, Adem falan birileri çıkıyordu. Sema, Pınar. O ünlülerin best of'u daha sağlam gözüküyor. Ama şimdi 4 tura 5 yapan yani 3. tur best of dediğimiz tur da 5'te bitiyor artık. Burada ne oldu? Dün de biz ne dedik? Gönüller daha avantajlı. Neden? Çünkü daha gençler. Yorucu bir parkur. Tamam, bizim dediğimiz avantajımız, bu avantajı çok kullanabildiler mi gönüllüler? Hayır. Sadece burada kullanan kimi gördük? Ogeday'ı. Ogeday dün fark yarattı. Aman Allah'ım, yani herkese nasip olmaz bu. Ogeday dün şov yaptı resmen çocuk. Hakkını verelim bir kere. Ha, ünlülerin şurada hani sistem bozuldu. İlk tura Adem, Sema, Pınar, Furkan bunlar iyi diyerek çıkarttılar. İlk turu kopartalım dediler. Adem çıktı, yenildi. Tamam, Ogeday'ı hiç kaybetmedi de Adem yenildi. Nasıl Sema alıyor. Pınar kaybediyor. Sonra Sema kaybediyor. Pınar, yani Adem, Sema ve Pınar'dan 3 sayı zaten gitti. Sedat'tan sayı geliyor orada. Furkan'dan geliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Adem, Pınar ve Sema'dan 3 sayı gitmesi onların hesapladığı bir şey değildi. Orada 5-4 kaybettikten sonra zaten ikinci tur. Kimler geliyor oraya? Sabriye geliyor. Şimdi Sabriye ne yapacağız yani? Sabriye'ye bir konuşmak gerekiyor. Ki Sabriye'nin de aslında eline geldi puan neredeyse atışlarda. Çünkü Elif de başarılı atamıyor. Atamıyor ama Sabriye yine bir şey yapmadı ki yani. Parkurda şey mi yaptı yani? Uçtu mu? Sonlarda şeyden bahsediyorum. Atışlara geldiğinde iş almak üzereydi yani. Orada bir şans ona gülebilirdi. O da olmadı. Yani arada düştü değil mi o? Yani Sabriye... Nelerde de düştü. Yine yok oyunda. Bunu söylemek gerekiyor. Yine yok Sabriye'miz. Furkan dün çok mücadele etti. Böyle önde geliyordu falan. Herkesten, Ögeday'dan falan daha hızlıydı Furkan. Hep önde bitirdi. Ama atışları maalesef beceremedi ve Ögeday ile Volkan yeniyor Furkan'ı. Yani sağlam kayaya tosladı Furkan orada, öyle diyelim yani. İlhan 2 tane maçı kaybediyor Best of'ta, az önce izlediğimiz videoda. Ama ben kime kaybediyor? Bir Volkan'a, bir de Ogeday'a kaybediyor. İlhan zaten yaşını başına almış bir adam. Bu parkur biraz ona hani ağır geldi. Yorgunum dedi zaten oyunun başında. Ama yine de oynadı. Çıktı ikinci tura. Neyse. Bence ünlüler şöyle bir hata yaptı. Çok net bir hataydı o da. Best of hatası. Ogeday çok doğru bir isimdir. Gönüllerin kesinlikle çıkarması gereken isim. Tuğçe'yi çok şey yapmayacağım. Tuğçe olabilirdi. Berna olabilirdi falan. Onlar atış yapmıyor çünkü sadece. Evet, koşuyor. Sema da doğru bir isim çünkü atış yapmayacak. Sema ama Berna olsa, Tuğçe olsa, kim olursa olsun biraz önde bitireceği belliydi. Zaten önde bitirdi. Bayrağı önce kaldırdı. Aynen. Sonra Adem çıktı. Bence bu isim Adem olmamalıydı. Çünkü Adem'in atışları maalesef çok tamam. Ogeday 4'te 3 mü ne attı Best of'ta da. Adem'in bir puzzle'ı iyi değildi. Bunu görüyoruz dün. Bir puzzle'ı iyi değildi. İkincisi atışlarında çok iyi olduğunu söyleyemem. İyiydi ama bir İlhan Mansız gibi atmıyordu. İlhan Mansız'ın puzzle'ı da çok iyiydi. Geliyor tık 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 diziyor. Atışları da çok iyi İlhan Mansız'ın. Ama kaybetti dün de. Yani İlhan Mansız bence Sema önde gelerek Tuğçe'den biraz fark açıyor ya. Sema önde gelerek fark açabilirdi. İlhan da biraz yaşlı olduğu için, ya yaşlı demeyeyim de yani Ogeday daha hızlı, daha çevik. Onunla aynen yarışacak. Ama bir de şu var. Yani İlhan Mansız 2 tur yapmıyor ki burada. Bir kere geliyorlar, bitiyor. Yani geri dönme yok bayrakta. Önce geliyor. Evet, tek tur. Tek tur olduğu için çok da yorulmayabilirdi. Yani niye seçmediler sence İlhan Mansız? 2'de 0 mı yaptı İlhan? İlhan Mansız ikinci turda Bulut'u yeniyor bir sefer. Ondan sonra Best of'ta 2 kere kaybediyor. İlk turda zaten oynamadı. Bir Volkan'a kaybediyor. Bir de Ogeday'a kaybediyor. Bak, orada kaybetmeler olduğu için de seçilmedi muhtemelen. Tabii bir de yorgunum dediyse. Az önce şöyle bir hata yapmışız. Volkan 3 sayı almış. Bunu hani 2 dedik biz de. Volkan bir Tarık'ı yeniyor, bir Furkan'ı yeniyor. Geliyor bir de burada Best of'ta İlhan'ı yeniyor. Yani Volkan 3 sayı almış. Volkan'ın da bu başarısını göz ardı etmeyelim. Şimdi Volkan iyi yani. Volkan da 3'te 3 yapanlardan hiç kaybetmedi. İlhan'ın oynadı. Bir de Ogeday'a yenildi İlhan. Yani İlhan kötü değildi. Ama karşısındakiler çok iyiydi. İlhan eğer çıksaydı Sema'nın o farkı hani Ogeday belki kapatabilirdi. Baş başa, kafa kafaya başlarlardı belki. Puzzle'da İlhan'ın bence Ogeday'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. İlhan soğukkanlı bir adam olduğu için Best of'ları falan seviyor böyle. Bence İlhan Mansız bu Best of'ta yani ünlülere galibiyeti getiren sayıyı alabilirdi diye düşünüyorum. Adem ismi çok yanlıştı orada. Bu şey de aynen bence de çok yanlıştı. Finalde yani mutlak surette olmazsa olmaz bir kere puzzle'ın iyi olması lazım arkadaş. Günün sonunda oraya geliyorsun. Bir de 3 tane şey var. Devrilecek. Biz onun adını niye bulamadık bugün? Sembol. 3 tane. Sizin zamanınızda da öyle mi? Sembol. 3 mi oluyor finalde sembol? Best of'larda 3 oluyor. Bazen de şöyle oluyor. Best of'lar 3 kişi oluyor sonlara doğru. 3 yarışmacı var. Birisi koşuyor, bayrağı alıyor, öteki koşuyor, bayrağı alıyor. Son gelen, yani onlar çok güzel oluyor, çok zevkli oluyor o best of'lar. Şimdi ikili çıktılar. İkiniz yarışmacı olduğunuz için söylüyorum. Tabii biz burada seyrederken onu çok anlayamıyoruz. Ne kadar zaman içinde karar veriyorsunuz en iyiler deyince? Kısa mesela, bir süre var. 1 dakika belki daha az. 1 dakika. Çünkü adam ben istemiyorum diyecek, sen ona ya arkadaş iyisin sen diyeceksin filan. Çünkü o anda öne çıkıyorlar. Tabii ki bir hani televizyon programı. Ne kadar sürede yani Adem'in çıkması bence çok yanlıştı. 2 dakika. 2 dakika süren evet. Best of'larda 3 dakika veriyor olabilirler. Bazen 3 dakika hani uzun düşünün diye. Bazen 1 dakika yani 1 ile 3 arası. Yani orada değişebiliyor o durum. Doğru, çok zor yani o doğru karar vermek. Kalabalık oldukları için şu an, olduğu bir grup oldukça evet. Öne atılmalar aynen. Daha da zor. Yani Adem'i öne sürdüler. Ondan sonra Adem'i de yazdılar değil mi? Hem dediler ki Sema hem dedi performans kötü olanı yazacağım. Mesela sosyal medyada çok büyük bir eleştiri konusu olmuş bu. Performans kötü olanı yazacağım. Takımı için düşünüyorum falan filan dedi. Belki. Ondan sonra Adem'i best of'a çıkartıyorsunuz. Geçen hafta rekor farkla haftanın aynen. Birincisi seçiliyor. Şimdi bunları da söylemek lazım yani. Çok büyük haksızlık oldu bence Adem. Haksızlık değil. Bence, ben öyle diye düşündüm ya. Yani tarif edilen şeye uymadı. O kısmına tekrar geleceğiz yine konseyle ilgili görüntülerimizi izledikten sonra ama seyircilerimizden bir soru var. Onu hemen alalım. Merhaba ben Burak. Merhabalar. Öncelikle Funda Hanım hoş geldiniz tekrar. Ben Erdi fanıyım, Erdi destekçisiyim. Bu oyunda yiğidi öldür hakkını ver demişler. Ogeday oyunun yıldızıydı. Yani objektif olarak bakarsam Ogeday oyunun yıldızıydı. Ben Bulut'a gelmek istiyorum. Bulut oyunlarda başarısı yok. Zaten yarışma sıralamasında Erdi'nin altında bir altında. Ve Anıl Erdi'nin arkasından konuşuyor. Yani Erdi'nin arkasından Bulut'la beraber Erdi'yi çekiştiriyor. Bu ne kadar doğru? Çünkü Erdi Anıl'a zamanında ben seni yazmayacağım bana güvenebilirsin demişti. Anıl çünkü demişti ki beni yazacak mısın? Bana güven veriyor musun? Orada yani Erdi pazarlık yapmışlardı. Anıl orada şimdi karakterini belli etti bence. Ne kadar doğru onu merak ediyorum. Bulut'la Erdi hakkında konuşması, Erdi'yi çekiştirmesi. Biraz hafızaları tazeleyelim bundan 4-5 program önce yani 4-5 hafta önce. Ben buna bir burada bir analiz yapıyordum, burada değerlendirme yapıyorduk. Dedim ki hani aralarında pazarlık vardı beni yazacak mısın yazmayacaksın. Evet. Erdi dedi ki ben seni yazmayacağım hani Sadin'i yazmayacağım bunun sözünü verebilirim dedi. Ama ben ne dedim? Anıl kendine paket programlar arıyor ve paket programa dahil oldu. Ne oldu şimdi gördük paket program dediğim çıktı mı çıktı. O güveni vermeyen Erdi değildi o güveni vermeyen Anıl'dı. Şimdi ne yapıyor? Anıl Erden başka herkesle sohbet ediyor. Bulut'la sohbet ediyor. Sen Anıl'a Erdi'ye birlikte yürüme gibi bir yani bir yol arkadaşlığı teklif ediyorsun. Bir söz istiyorsun, senet istiyorsun. Ama Erdi'nin düşmanıyla işbirliği yapıyorsun. Sahile uzanmışsın. Orada hani dertleşiyorsun. Bu çok yanlış bir şey. Ben Erdi'nin yerinde olsam bu duruma çok ciddi tepki gösteririm. Erdi hala bir şey söylemedi bak. Hala bir şey söylemedi. Yani Erdi dediğim gibi Erdi bu grubun dağılması Erdi'nin hiç işine gelmedi. En zararlı çıkan Erdi oldu burada. Yani Erdi'ye burada ciddi bir haksızlık yapılıyor. Ama neden? O da performansı iyi olmadığı için. Maalesef performansı iyi olmadığı için yavaş yavaş onun yanından uzaklaştılar. Ama Erdi burada haklıdır. Erdi burada haklıdır ama genel itibariyle şu konuda da Erdi'yi eleştirmek gerekiyor. Yok hiçbir oyunda yok. Dün geliyor diyor ki Hüseyin Bulut olsa diyor. Yine diyor burada diyor şey yapamaz. Ama yapanlar yapıyor. Bak parkuru zor bitirdi. Erdi... Bunu da söylemek gerekiyor yani. Evet. Parkurda kazanamaması Erdi'nin kötü bir yarışmacı olduğu anlamına gelmez. Orada Erdi'nin yarışmayı kazanmak için azmi, hırsı bunlar önemli olan bence. Kazanamayabilir. Çünkü Furkan ünlülerin en hızlısı zaten. Belki başkası çıksa o da kaybedecek. Hani belki Erdi'nin karşısına Fatih, ondan sonra Tarık Mengüç falan gelse daha farklı olabilirdi. Neden ama Tarık Mengüç geliyor? Yani o Furkan'la da oynayacak. Ya, Furkan bir tek Erdi'yi yemiş. Diğerlerine hep yenildi. Tam parkur olarak da çok iyi değil. Parkur olarak iyi olmayabilir ama onun azmi hırsı bize geçiyor. Biz Erdiciler olarak onun bu samimiyetine inanıyoruz. Onun konuşmalarını takip ediyoruz dikkatlice. Berna'ya mesela araları kötü, Berna onu affetmeyeceğim diyor. Cuma günkü bölümde Erdi balık tuttu, izlemişsinizdir. Orada Berna yiyenlerin en başında, balığı yiyenlerin. Ama arkasından da en çok konuşan kişi Berna. Bunun hakkında ne diyorsunuz? Ya burada ben yine ya Erdi'yi ben genel anlamda burada işte üzüldüm yani. Çünkü o bayağı emek verdi orada, bir dengeler kurmaya çalıştı. Bayağı da hani uğraşa uğraşa bir grup oluşturmuştu aslında. Ama dediğimiz gibi bu söz isteyen Anıl birden şimdi değişik değişik manevralara girdi. Berna konusunda, Berna ile aralarında, Berna, yani Berna'ya ben burada çok bir şey demek istemiyorum yani. Berna çünkü çok üzerine gittiler. Berna da ara ara yalpalıyor yani, bunu görüyoruz. İşte balık mevzusunu ben bilmiyorum. Yemiştir kız yani. Canı çekmiştir, yemiştir, ne diyeyim ben yani. Ne olacak hani, yani? Erdi mi balık tuttu? Erdi tuttu. Şeyi attılar, ağla diyorsun sen. Balık tuttu hatta. Ağla diyorsun. Berna yedi, yılan olduğu için o da bence. Yani adanın yılanı olduğu için konuşmalı değil, arkadan konuşmalı. Yani genel itibariyle şunu söylemek gerekiyor. Erdi'nin performansı maalesef yok. Performansını arttırdı mı? Arttırdı. Arttırdı ama sen arttırırken ötekilerin de eli armut toplamıyor. Onlar da arttırdı. Anlatabiliyor muyum? O fark yani aralarındaki fark bayağı büyük olduğu için Erdi onu hiçbir zaman kapatamayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani ötekiler de koşuyor. Atıyorum 100 metre... maraton koşuyorlar, 10.000 metre atıyorum, tamam mı? 10.000 metre koşuyorlar. Adamlar zaten ilk 10 dakika aranda senin aranda 1.000 metre fark açtılar, tamam mı? Erdi de belki hızını arttırdı ama onlar bu farkı koruyorlar yani. Belki de daha da açıyorlar bu farkı, bilmiyorum. O 1.000 metre 1.500 metre de olabiliyor. Yani Erdi'nin istediği kadar uğraşsın, o farkı kapatacağını düşünmüyorum. Bu fark daha da giderek açılacaktır. Ama genel itibariyle deparlar atıyor, bir şeyler yapıyor, mücadele ediyor, görüyoruz. Ama Furkan Kızılay da böyle değildi mesela. Furkan Kızılay böyle miydi? Şimdi giderek çocuk Terminator gibi oldu yani. Zıplıyor, koşuyor, atlıyor. Çok hızlandı. Ogeday çok hızlandı. Herkes hızlandı. Erdi hızlandı. Herkes hızlandı. Yani Erdi burada yapacağı hiçbir şey yok. Maalesef yapacağı hiçbir şey yok. Dünyanın her yerinde en iyi yarışmacı ol ama karakterin iyi değilse o yarışmada bir anlam taşımaz. Ben Erdi'nin karakterini seviyorum. Onu sevenler de karakterini, duruşunu seviyor. Parkurlarda yapamıyor. Hepimiz buna bir şey diyemeyiz. Yapamıyor. Zaten oraya Erdi ben parkurları yarayacağım diyerek gitmedi. Bunun farkındayız. Bu akşam Gönüller kaybederse de Erdi büyük ihtimalle yazılacak. Biz de Erdi fanları olarak 10 atıyorsak 20 atacağız. Erdi'yi çıkartacağız. Teşekkür ederim. Var mı söyleyeceğiniz? Ögedaycı bir ablam var orada. Evet benim. Evet. Pek fazla Ogeday'ı çok seviyorum. Onu ben geçen sene Efecan'a benzetiyorum daha çok. Efecancıydım bile. Semihçiyim. Anlamadım. Ogeday gerçekten. Efecancımız Ogeday karıştı biraz. Siz kimi destekliyordunuz geçen sene? Geçen seneki Efecan'a benzetiyorum Ogeday'ı. Ve de çok seviyorum. Tavrını, oyununu, insanlarla arasındaki arkadaşlık, dostluğu. Ogeday bir tane. Ama onun yanı sıra ünlülerde de Adem'e de hayır diyemiyorum. Adem'e de feci şekilde onu da taraftarıyım. Öyle mi? Evet. Peki, Adem'e de yapılan haksızlık çok büyük var. Konuşmak istiyorum ama burada başkası da Adem'ci var, konuşacak. Ben şimdi hemen konseye gitmek istiyorum. Çünkü dün akşam biliyorsunuz oy birliğiyle Sabriye ilk aday oldu ve daha sonrasında dokunulmazlık sembolünü alan Sema da Adem'i ikinci aday yaptı. Hep birlikte konseyi izleyelim, sonrasında buradayız. Ünlüler takımının konseyi. Bu akşam 2 tane aday çıkacak. Önce oylama yapacaksınız. Birinci aday çıkacak. Daha sonra da Sema'yı tebrik ediyoruz. Sema'nın söyleyeceği isim de ikinci aday olacak. Çok zor bir gün geçirdiniz. Bunu anlayabiliyorum. Bir an önce oylamaya geçelim. Sedat, senle başlayabiliriz. Hiçbir zaman özrü bilmiyorsun. Küfür ettiğin halde Furkan'a o halde bile yani küfrünü kabul etmedin. Sana başka söyleyecek sözüm yok ama bu seninle aramızdaki diyalog gidene kadar devam edecek bence. Bugün hepimiz çok savaştık ama oyunu alamadık. Ve bu oyunda en az savaşan, en az oyun alan, Survivor'da en az oyun alan belki de sensin. Ben yine seni yazayım. Kısmet. Bakalım ne olacak. Takımın en zayıf halkası olarak seni bugünlere kadar sırtladık ama artık ayrılık vaktinin geldiğini düşünüyorum. Sabriye. Adada bana en uzak isimlerden birisi olduğun için ilk günden beri senin ismini yazıyorum. karşı açmış olduğumuz savaşta görünen o ki ikimizin elindeki meşaleden birisi sönecek. O zaman bu savaş bitecek. Dürüst savaşan, adil olan ve güçlü olan kazansın. Hakkımızda hayırlısı. Sevgi yok, saygı yok. Hırs yok, mücadele yok. Kazanma azmi, hiçbir şey yok. Bence bu yarışma sana göre değil. Ve bu böyle oldukça, parkurlarda hep ezildikçe ben seni yazmaya devam edeceğim. Ben her hafta buraya çıkıp senin ismini yazmaktan hakikaten sıkıldım. Ama yazsak da bir şey değişmiyor. Performansın bir gıdım ileri gitmedi. Hakkında hayırlısı olsun. 5 Sabriye, 2 Fatih, 1 Sedat, 1 Adem. Evet, bu durumda diğer oyları saymamıza gerek kalmadı. Sabriye birinci aday oldu. Ünlüler takımında. Adımı okumaktan yoruldum artık her hafta. Acun Bey, ben demiştim zaten, gidene kadar potada hep benim adım olacak. Potanın kraliçesi benim. Gitmek istemiyorum. Ben adayı çok seviyorum. Burada kalmak istiyorum sonuna kadar. Gitmemi isteyenlere sevindirmek istemiyorum. Halkın, sevenlerimin desteğini bekliyorum. Her zaman yanımda oldular, arkamda oldular. Bu sefer de istiyorum. Sema, şimdi önce sebebi, sonra da kimi aday gösteriyorsun öğrenebiliriz. Burada genel olarak performans değil de yapılan kavgalar, edilen küfürler, değişik uç noktalardaki hareketler daha çok akılda kalıyor. Yani ben izlediğimde hep onlar aklımda kaldı. Bu durumda şöyle de bir durum var. Söyleyeceğim isim takımın akıbetini düşünmeden kendi çok kızgın olduğu insanın ismini yazdığı için bana bu konuda kırılacağını düşünmüyorum. Söyleyeceğim ismin bunun bir uyarı olmasını ve kendini daha çok tartmasını ve daha güzel görünmek için çaba göstermesini istiyorum. Bana bir şey yapmadı ama genel olarak bunların yaşanmamasını ve bunlar yaşanırken onun da öyle görünmesini istemediğim için ve herkesin de bu düşüncede olduğunu bildiğim için ben Adem demek istiyorum. Evet, ikinci isim Adem Kılıççı, Ünlüler takımından, Survivor'dan gitme adayı oldu ve şimdi son sözü Adem'e veriyorum. Şaşırmadım Acun abi aslında Sema'nın bu kararına. Çünkü bekliyordum açıkçası, hissetmiştim. Benim uyarıya ihtiyacım yok. Kimsenin beni uyarmasına gerek de yok. Şimdiye kadar hiçbir zaman bir insanın ismini söylediğimde uyarı maksatlı söylemedim. Bir duruş sergiledim. Beni uyarmasına gerek yok. Sadece bunu belirtmek istiyorum. Tabii ki hatalarım oldu. Sert kavgalarım oldu. Bana da hakaret edildi. Ben de hakaret ettim. Bunları zaten inkar etmiyorum. Bundan dolayı kalbini kırdığım insanlardan da özür dilerim ama sonuçta ben burada çok hakaretler de işittim. Çok hakaretler de duydum. Çok ağır ağır küfürler de duydum. Ama hiçbir zaman bunları söz konusu etmedim. Yani bana saygıdan, sevgiden bahseden Sema'nın da ağzından çıkan cümleleri çok iyi biliyorum. Anlattığı hikayeleri de çok iyi biliyorum. Yani saygıdan, sevgiden bahsetmesin kimse burada bana. Ben kimseye ağır hakarette bulunduğumu da düşünmüyorum açıkçası. Sadece üzüldüğüm nokta, hani keşke burada anlaşamadığım bir insan karşımda olsaydı. Sabriye kardeşim gibi gördüğüm bir insanla aynı potada olmak sadece beni üzdü. Hakkımızda hayırlısı. Eğer burada kalacaksak zaten kalacağız. Gideceksek de dönüp hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasip kısmet. yeni bir yan ekran sorusu yöneltmek istiyorum seyircilerimize. Sema'nın konseyde Adem'in adını vermesini etik buluyor musunuz? Evet ya da hayır. Kenardan cevaplar geliyor ama büyük bir çoğunluk Sabriye'yi yazdı aslında. Bak şöyle bir durum var. Etik. Etik olmayan bir davranış yok burada. Yazabilir, istediğiniz söyler ve mantıken şunu yapıyor. Diyor ki Sabriye'yi biz yazıyoruz gitmiyor. Çünkü Adem'in oyları ona geliyor diye düşünüyorlar. Bari Adem'le ikisini potaya koyalım da Adem'i kurtarmak için. Adem aynen. Fanları Adem'e atsınlar. Sabriye'yi eleyelim. Bu mantık bu şekilde bu. Dile getirilmiyor işte ama. İşte ben Sema'ya şu konuda eleştireceğim şimdi. Dün böyle geliyor şimdi oturuyor. Eveliyor, geveliyor, şöyle oldu, böyle oldu, uyarı vereceğim falan filan. Öyle yaptığı için insanlar biraz tepki gösterdi ona. Açık açık de yani biz artık Sabriye'nin buradan gitmesini istiyoruz o yüzden. Şimdi böyle yapınca ne oldu biliyor musun? Yine çok ciddi bir tepki vardı Sema'ya dün sosyal medyada. Adem'in fanlarını kızdırdılar şu an. Anlatabiliyor muyum? Yani belki Adem'in fanları içerisinde artık Sabriye'ye tahammül edemeyen de ciddi bir kesim var. Bir grup oluştu. Hani artık Adem'e yük olduğunu, hani Adem'in belki finalini etkileyeceğini düşünen bir kesimde var Adem fanları içinde. Ama şimdi böyle yapınca belki o kitleyi de kızdırdı şimdi Sema dün. Anlatabiliyor muyum? Sema hani Sabriye'yi istemeyen bir grupsa o Adem'in fanları. Bu sefer Sabriye'ye yine inadına oy atabilirler. Yani Adem'e örnek veriyorum 50.000 oy mu geldi? Gelecekti normalde. Böyle bu şekilde potaya girince Adem'e belki 100.000, 200.000 oy gelecek. Aynen. Yanında Sabriye'ye de bir 50.000 gelecek belki. Yani bu bir kumpas kokan bir operasyon var burada. Bunu görmemek için aptal olmak gerekiyor değil mi? Peki niye yapıyor Semih? Mesela şimdi orada değil bütün arkadaşların duruyor. Türkiye Cumhuriyeti dün gece işte 1. olmuş. Seni seyrediyor. Çıksa dese ki ben bu iki samimi birbirini seven, bunun avukatlığını yapan, kollayan insanı kırmak istiyorum. İkisini birbirine kırdırmak istiyorum. O yüzden Adem'i yazıyorum dese daha doğru bir şey olmaz mı arkadaş yani? Yani ben neyi sevmiyorum biliyor musunuz? Birine böyle ayar çeker gibi. Yani Adem'i o bir yere koyuyor. Nereye koyuyor bilmiyorum. Ama sevenleri ve benim gözümde orada da bir çocuk değil aşağı yukarı. Yani sen de bundan sonra bu benim yazmam sana ders olsun. Uyarı. Bundan sonra uyarı veriyorum. Abi ne uyarısı yani? İşte o kendilerini ama öyle görüyorlar. Yani Allah o grup, Allah. Sema, İlhan falan öyle görüyorlar ve burada Sema yine ben söylüyorum. Çok ayıp ettim. Bak, Serhat ve İlhan Mansız gerçekten bütün olayın arkasında olan iki isim. Babalar onlar diyorsun. Onlar. Ama tabii ki İlhan daha ağır basıyor burada ama ikisi Serhat ve İlhan bunlar böyle kafa kafaya vermişler. İstediğini yapıyorlar. Her zaman Furkan üzerinden bu gruba yükleniyorlardı. Furkan'a hani söyletiyorlardı söylemek istediklerini. Şimdi burada Sema aldığı için dokunulmazdı. Sema ne dedi? Ben ne yapacağımı şaşırdım bilmiyorum hani nasıl söylesem falan. Niye? Aslında çok severim de yani gibi falan. Hani yani. Sema o şeyi sorumluluğu almak istemiyor. İlhan alırdı, Serhat alırdı. Şöyle bir şey var arada diyor ki ben de burada adada güvendiğim kişilere de danıştım. Onlardan da fikir aldım çok güzel diyerek. Bir yere tek dolaşmış. Çok güzel kapı, bir yere geldin. Şimdi Sema, Sema niye öyle açıklama yapıyor bir kılıf uyduruyor? Abileri çünkü abileri söyletti değil. Sema belki de Adem'i söylemek istemiyor. Söyletiyorlar ona. O da Adem'le kötü olmak istemiyor. Uzun vadede birlikte yol alacaklarını biliyor. Adem'e ne diyor? Adem seni yazıyorum gideceğini düşünüyorum değil. Adem senin gitmeyeceğini biliyorum. Uyarı. Hani Adem'in zaten gitmeyeceğini biliyor. Koskoca yani bir yarışmacı değil mi? Aslan gibi bir adam böyle bir uyarı vermek değil mi yani? Ya şimdi enteresan. Sema Hanım sen dedin ki herkese sordum. Ben Sedat'ım şimdi. Sen de Sema'sın. Geldin bana sordun. Tabii ki Adem derim sana. Fatih'e sorduğu zaman Fatih de Adem mi demiş acaba? Herkese sordum diyor. Kime geliyoruz? Sema'dan. Sabriye. Herkese sordum diyorsun ama ben Sabriye'ye sorduğunu düşünmüyorum. Herhalde. Herkes kim burada? Ama herkes mi diyor orada yoksa güvendiğim kişiler herkese sordum diyor ben. Herkese tek tek sordum diyor. İlhan'a sorunca Adem zaten İlhan dedi sana bunu. Pınar'a. Pınar'a sorduğun zaman acaba Pınar'a şöyle demişler hani artık bu Sabri'yi eleyelim ne yapalım Adem'i yazmayı düşünüyoruz. Pınar o zaman der ki tabii ki söyle. Ama Pınar niye bunu söyler? Pınar'ın umurunda değil ki çünkü. Pınar söylemiyor bu ismi. Ama Sema da üzerindeki yükü atmak için diyor ki herkese sordum. Halbuki büyük ihtimal Pınar'a falan sormuşsa da bu şekilde gidiyor Pınar'a. Hani bak Sabri'yi eleyelim, o yüzden Adem'i söyleyelim. Yani Sema burada işte ihale Sema'ya kalıyor çünkü açıklaması çok tatmin edici değil. Küfür ettiği için adada huzur yok. O tür bir cümlesi de var. Evet ama hepsi etti diyor Adem de. Hepiniz ediyorsunuz diyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi enteresan bir şeydi bu konuşma böyleydi. Sema'nın konuşması böyle Türkçe'de bir şey vardır böyle yüzer gezer konuşursun. Herkes de bilir senin yüzer gezer konuştuğunu aslında. Sizin konseyde özellikle sen ben bazen kızardım ama diyordun ki mesela sen bana böyle böyle. Şimdi orada madem ki ihale kalsın istemiyorsun. Güvendiğiniz dediğin gibi önce herkese dedi sonra bir ara güvendiğim insanlar gibi bir kelime çıktı falan. Diyeceksin ki ben İlhan'a sordum, şuna sordum, buna sordum. Sanki sokağa çıkıp anket yapılır ya 100 kişiye sorduk çamaşır nerede yıkanıyor? Ya ben Sabri'ye olsam derim ki herkes sordum diyorsun ama bana sormadın. Heh, mesela. Bana sormadın. Yani burada herkes dediğin kim? Belki herkes dediğin içinde şey de yok, Tarık da yok belki bilmiyorum. Hani bunu biliyor muyum? Bence herkes dediği belki 3-4 o şey kendi grubuna. İsim verilmediği için orada herkes. Yani o şey kaçamak dövüşüyor yani. Ha, o evet, üzerimden bu baskıyı atayım, sorumluluğu da almayayım ama mecburuz yapmaya bunu. İşte yani Sema burada böyle yapınca işte ne oluyor biliyor musun? Başarılı bir yarışmacısın ama bu durumu yönetemiyorsun ya puan kaybediyorsun. Halbuki devamlı Sema hani birinci oluyor haftada kolye aldı 4 tane 5 tane kolyesi var 4 tane galiba. Ondan sonra işte geliyor bireyseli alıyor falan. Adem, bireyseli oluyor ama elinde patlıyor böyle bireysel. Adem biliyordum dedi ama onu mesela adada nasıl anlıyorsunuz? Dolaşırken böyle arkadaşlarına gidiyor ya filan yani ben biliyordum diyor. O gidip sorduğundan şimdi, değil tahmin ediyor. Aklın yolu bir Sabri'yi göndermek için ne yapacaksın? Adem'i yazacaksın. Bunu daha önceden de yapabilirlerdi aslında ama Adem bir ara aldı bir dokunulmazlığı bireyseli. Ama almadığı zaman da oldu Adem'in. Ama o zaman gidecek kişiler çok belliydi. Yani Sabriye oralardan sıyrılacaktı. Tabii ama zaten şimdi hep güçsüzleri yazdıkları için evet. Hangisi gitse işlerine yarıyordu o dönem. Aynen. Şimdi artık çok göze batan. Artık Sabriye'yi istemiyorlar. Ya zaten bakıyoruz 11 kişi var. Dün Adem'le Sedat birbirine boş oy attı. Sabriye ile Şahika arkadaş oldukları için. Fatih yazdılar. Zayıf olduğunu düşündükleri için. Zaten potaya kimseyi çıkartamıyorlar yani. 7 kişi yine Sabriye'yi yazdı. Artık bıktılar. Sabriye'yi de burada eleştirmek gerekiyor biraz. Sabriye maalesef yoksun. Şimdi yoksun. Şunun da cevabını vermek istiyorum konuyla alakalı. Hemen bir yan ekran sorumuzun cevabını söyleyeyim sizlere. Sema'nın konseyde Adem'in adını vermesini etik buluyor musunuz diye sormuştuk ve %88 hayır cevabı geldi. Tabii. Çoğunluk bunu etik bulmuyor. Aynen. Ve hemen bu akşamki yeni bölümden derlediğimiz ipuçları var. Onları sizlerle paylaşalım. Kardeşi birbirine düşürmeyle dürüst savaşılmaz. Adem demek istiyorum. Burada beni söylemesinin tek sebebi Sabriye'dir. Ben Sabriye'yi koruyorum. Bana avukatı diyorlar. Sabriye'den bahsedip bir sürü konuşamaz. Ben de onlara her seferinde diyorum. Evet avukatıyım diyorum. İtirazınız mı var? Avukatıyım, savcısıyım, hakimiyim, her şeyim diyorum. Herkesle sataşıyorsun. Herkesle sataşıyorsun. Sen metrekaresine göre delikanlısın anladın mı? Sen Alman erkeğisin. Biz Alman erkeği değiliz kardeşim. Boşsun sen boş. İçin boşsun senin boş. İkimizin de elindeki o meşaleden biri söndüğü an bu savaş biter. Birimiz hayallerimize veda ederiz. Birimiz de buradaki savaşımıza devam ederiz. Çok önemli bir dokunulmazlık oyunu. Bir Survivor klasiği sizi bekliyor. İlhan Ogeday'a karşı gerçekten büyük bir mücadele. Hadi bakalım! Hadi hadi! Çok kritik bir mücadele. Sezonun en ilginç oylamasına şahit oldum. Gerçekten şaşkınım. Yani diyecek de bir şey bulamıyorum. Bu sezon hiç böyle bir şey de yaşamadık. Evet sevgili seyircilerimiz, TV8'deki yayınımızı şimdi sonlandırmak durumundayız ama bizi saat 8'e kadar TV 8.30'dan Dijitürk 55. D-Smart 47. kanallardan takip edebilirsiniz. Haftaya yine Funda ve Semih'le birlikte sizlerle olacağız. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz tabii ki. Adem'in sakatlandığını görüyoruz. Daha sonrasında da konuşulanlarda konseyde sanki ciddi bir durum varmış gibi bir hava var sanki. Gözüne bir şey oluyor. Bunlar darbeli oyunlar. Bu darbeli oyunlar Survivor'ın en tehlikeli oyunlarından. Biliyorsun ki benim parmağımda çok ciddi bir yaralanma, yani bir sakatlık geçirdim. Çünkü bir şey var. Karşı takıma bir vurma. Yani burada da tam süngerle itiyorsun ama bir de burada hırslar var. Anlatabiliyor muyum? Kinler var belki. Vücut içinde teması var. Senin sakatlandığında da silindirde değil mi vücut teması silindirde vardı? Temas olunca agresyon artıyor. Artıyor mu? İşte temas olunca yani böyle bir rakipten ziyade daha çok böyle bir kinle hareket yapanları gördüm ben. Burada da ama o ünlüler... Ben şunu bir döveyim diyor. Yani öyle düşünce mesela burada bana... burada çok ben yarıştığım zaman bana çok centilmence davranmamışlardı mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu oyunda. Parmağımın işte yaralanma olayında da öyle olaylar vardı. Burada hep çünkü birebir temas olan oyunlar. Ben bu oyunu çok sevmiştim. Ya çok güzel oyun. Dün bittim bu oyunda. Çok çünkü bizde kızlarda güçler eşitti. Karşı taraftakiyle bizler arasında en azından benim yarıştığım. Bizim oyunumuz inanılmaz uzun sürüyordu. Çok uzun sürmüştü. Hatırlıyorsun değil mi? Artık nefes nefese kalıp böyle yere yatıp kendimi boğazımdan... Çok güzel oyun ama. Çok güzel keyifli oyun. Bu vücut teması olan oyuncularda seyirci de vücuduyla şey yapıyor. Yani sen de onunla beraber kimi tutuyorsan onu bir itekliyorsun yani, hani düşsün. Şey o kötü oluyor. O silindir oyunda da bunda artık düştükten sonra da kafasına vurma be arkadaş, düşmüş zaten. Öyle hoş şeyler değil. O agresyonda işte o şey içinde oluyor herhalde. Bu seneki fiziksel güç dengeleri daha yakın birbirine. Geçen seneye nazaran. Geçen seneye nazaran. Şimdi mesela benim bu oyunda İbrahim'le oynama gibi bir durumum olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi yani? Ama oynuyoruz. Hele ki o denge oyunlarında falan mesela ben İbrahim'i kaç sefer yendim, hani bu benim parmağımın yaralandı hani. Veya denge sallama oyunlarında falan. Hani her şeyde ona bakmıyor ama bu ciddi anlamda bir güç olayı bu. İtiyorsun çünkü. Taktiği de var. Mesela Yattara'nın böyle bir hareketi vardı. Serka'yı böyle bir manevrayla suya attı falan. Serka uçmuş da evet aynen yattı. Onun işte taktikler aslında araya giriyor. Bana da aynı şey oldu. Ben de düşmek üzereydim. Sen kiminle itişmiş? Ben düşmek üzere olduğumda Gizem Kerimoğlu'yla yarışıyorduk. Ben tam ona vuracakken o yere eğildi. Ben de kendimi yere attım. Öyle kurtardım ben de paçayı. Bu oyunun taktiği şu. Tabii ki Atakan da bu ringde yarıştığı için hani... Burada Adem'in ben başarılı olacağını düşünüyorum. İlk oyunu da alıyor zaten, Anıl'la oynuyor. Tık 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 atıyor suya. Adem'in yarışı yani. Atakan'ın buradaki taktiği şuydu. Hani merkezi kaybetmeyin diyordu. Hani kenarlara gelirsen bir şekilde atarlar suyu. Hep ortasında durmaya çalış diyordu. Evet. Yani o ortası çünkü yani bu işlerde önemliymiş. Orta güvenli merkezi nokta. Evet merkezde durabilmek önemliymiş ve bu oyun bizim çok heyecanlıydı. O best of'lara falan gitti galiba. 9-9 mu oldu? Bir şey oldu falan. Belki de 10'a 8 bile bitmiş oldu. Öyle bir şeyler oldu. Çok çok güzel oyundu bu. Bu zaten Survivor'ın klasiklerinden biri. İşte o ağırlık gibi, itme gibi. Bu arada onları tutarken o yastıkları tutmak da zor. Çünkü ağır mı onlar? Ağır değil. Bir yerden sonra artık güç kalmıyor itmeye. Böyle mi tutayım, böyle mi tutayım? Ağır değil de ben sonradan bir taktik geliştirdim. İçinde ne var? Yattara'dan o sünger gibi bir şey. Ama böyle sert sünger. Yattara bana anlattı onu ve işledi bu taktik. Hani ondan sonra oynadığım oyunlarda öyle kolay kaybetmedim. Aslında çok legal bir şey olmayabilir ama bu süngerle iter gibi omzunu koyuyorsun. Tamam mı? Yani sünger aradan böyle kaçabiliyor. Hani omzunla yükleniyorsun. Yattar da bu şekilde. Aslında faul bir durum var. Çok faul değil de orada hani omuz omuza mücadele gibi bir şey bu. Yani çok da hani böyle süngeri yere atıp öyle omuzunu yüklenmiyorsun da omuz gücünü kullanırsan burada, yani omuzunla dayanıp bacakların da kuvvetliyse o şekilde bir taktik geliştirmiştik. Ama çok başarılı olduğum bir oyun değildi. Şimdi burada Adem'in başarılı olacağını görüyoruz. Ben yine ama o karşıda da Volkan var. Volkan, Ogeday da başarılı olabilir. O yani o da başarılı. Ama İlhan Mansız Mesela bacak kuvvetini kullanacaktır burada. Öyle düşünüyorum. Bu oyunda bacaklar önemli. Serhat oynayabilir. Kadınlar. Serhat mı? Serhat'ın bacağında problem olduğu için bence Serhat denemeyebilir. Ne oynamaz diyorsun? Şuraya geleceğim. Furkan oyun çok... ne yapacak? Onu da merak ediyorum. Furkan çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Oyun bir de şu. Oyun dediğimiz gibi darbeli oyun olduğu için yere düştükçe mesela benim burada 2 hafta dizlerim sakatlanmıştı. 2 hafta geçmedi dizlerim. Yara bere içinde kaldı. Yere düştükçe yanıyor, dizlerim. Değil mi? Evet. Bu oyunun öyle bir dirseklerim. Öyle bir sakatlığı da var bu oyun. Zaten Adem'in de gözü sakatlanıyor, görüyoruz. Göz ama nasıl oldu? Ben onu çok merak ediyorum. Tuba Özay'ın da burada burnu kırılmıştı. Hayır, burun okey, hani bir çıkıntı var gözde. Hani süngerin göze gelmesi çok, demek ki farklı bir şey oldu. Ben bandajdan onda sanki şu kemik gibi geldi bana, gözün şuradaki gibi. Bu oyunlar, dirsek belki geldi orada gözün. Sert oyunlar abi. Yani bu oyunlar buram Survivor kokan oyunlar bunlar. Klasiklerinden yüzden, tabii, değil mi? Tabii seviyoruz bu oyunları. Seyircilerimizden de Adem fanı var aramızda. Öncelikle iyi akşamlar diyorum. Ben Adem fanıyım. Şöyle girmek istiyorum olaya. Gerçekten akşam Sema Hanım Adem'e bir uyarı yapıyorum. Artık biz buradan söylüyoruz. Biz Sema'ya bunu bir uyarı diye gösteriyoruz. Bundan sonra Sema kendine dikkat etmesi lazım. Ve o dörtlü kendine dikkat edecek. Şöyle mesela Adem'i söylüyorsun, tamam, ben hiçbir şey demiyorum, orada bir yarış, herkes birbirini söyler ama sana bir uyarı yapıyorum demesi çok yanlıştı. Mesela Sabriye'yi yazabilirler burada. Şunu söylemek istiyorum, Adem'i yazıyorlar ki oylar bölünsün ama Sabriye'nin ayrı bir oy potansiyeli vardır, Adem'in ayrı bir potansiyeli vardır. Burada inanıyorum ki bugün akşam Adem'i severlerde, Sabriye severlerde oylarını atacaktır. Onları potada tutacağız. O dörtlü şeytan üçgeni bunlar. Şeytan dörtlüsü diyorum bunlara. Öyle demeyelim, öyle demeyelim. Bu şeytan dörtlüsünden Bermuda inşallah mesela eskiden bu şeytan üçlüsü takımları da görüşülürdü. Ben bunu kötü anlamda söylemiyorum. Sadece güzel bir espri olsun diye söyledim. İnşallah bu Sema'da, ben Sema'yı çok seviyordum ama dün akşamdan itibaren Sema benim için 0 olmuştur artık. Yani ikinci destekleyeceğim insan da oydu. Desteklemiyoruz Ademciler. Kesinlikle desteklemiyorlar. Adem'in de bugün doğum günü, buradan ona da doğum gününü kutluyoruz. Ecem kardeşime de buradan selam olsun göz altından. Evet. Öpüyorum herkese. Hayırlı akşamlar. Selamlarımız da var. Ama bak seninle aynı fikirde demek ki seyirci kaybetti Sema. Hani dün biraz çok puan kaybetti Sema. Puan kaybetti diye. Sema... Çünkü aslında hep doğrularıyla ilerliyordu Sema ama bu sefer belki de Furkan'la olan kavgaları işi bu noktaya getirmiş gibi görünüyor. Size Adem. Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Acun Bey'in açıklaması var. Bu akşamki bölümün VTR'sini görüyoruz. Tanıtımını. Çok farklı bir pota. Hiçbirimiz tahmin edemezdik. Çok değişik bir pota oldu falan diyor. Ben burada şey görmedim. Ben şöyle bir şey düşünüyorum burada. Ünlüler kaybettiğine. Ünlüler kaybedip orada İlhan mı girdi potaya? Öyle bir şey oldu. Serhat mı girdi? Hani bence öyle bir şey oldu. Bence öyle bir şey. Doğru söylüyorsun. Yani ben Şahika aldı mesela diyelim bireysel dokunulmazlığı. İlhan'ı mı söyledi? Bence orada çok değişik bir şey var yani. Ben gönüller tarafında ünlüler cephesinde bir farklılık olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bunlar yine bizim düşüncelerimiz, bir şey. Tabii burada öngörülerimiz var yani. Bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı dün. Sema'nın aldığı oyun. Hep birlikte izleyelim, sonrasında buradayız. Arkadaşlar merhaba. Dokunulmazlık kolyesi için mücadele edeceksiniz şimdi. Hemen oyuna geçiyorum. Gördüğünüz düzenekte dengede duruyorsunuz. Siz dengede dururken aynı zamanda önünüzde bir top var. Onu da dengede tutuyorsunuz. Arkadaşlar buyurun komutumla tek elimizle destek alacağız. Diğer elimizi boşa çıkaracağız. Hazır. Buyurun. Boştaki elimiz düzeneği tutarsa elenmiş kabul edeceğim. Arkadaşlar tutunduğumuz elimizi bırakacağız. Buyurun komutumla. Sadece ayaklarda dengede duracaksınız. Buyurun komutumla. Hazır. Buyurun. Şimdi eller serbest. Tarık Mengüç elendi. İlhan Mansız elendi. Serhat elendi. Fatih eğlendi. Sedat elendi. Sabriye elendi. Pınar da elendi. Adem de kolyeye veda etti. Furkan da kolyeye veda etti. Sema mı Şahika mı? Komutumla birlikte ellerinizi ensenizle birleştiriyorsunuz. Hazır. Buyurun. Şimdi ayağınızla bastığınız yerde renkli yerlere basıyorsunuz. Renkle belirtilmiş yerlere basıyorsunuz. Şimdi tek elle destek alıyoruz. Buyurun. Komutumla birlikte iki eli de yukarı dimdik kaldırıyoruz arkadaşlar. Dik bir şekilde yukarı kaldırıyoruz elleri. Buyurun. Şahika düşürdü, Sema kazandı. Dokunulmazlık kolyesi Sema'nın oldu. Bu akşamın dokunulmazı sensin. Tebrik ederim. SMS için de bir isim söyleyeceksin. İşin zor aslında. Yani biraz mutlusun ama kafanda isim var mı? Yok. Herkese tek tek sormayı düşünüyorum aslında. Peki senin esas kriterin ne olabilir? Takımı bir ileri taşımak istiyoruz ve bunu yapabilmek için zayıfların gitmesini istiyorum. Bu yüzden takımla beraber bir karar vermek istiyorum. Peki. Sema teşekkür ederim. Buyur seni yerine alabilirim. İnsan benim doğum günü. Çok yazmışlar. Emin değiliz hangisi olduğundan. O yüzden o konuya girmiyorum. Bireysel dokunulmazlık oyunundan tekrar yine konseye dayandıracağımız konular olduğunu düşünüyorum. Senin de aslında değinmek istediğin bir nokta vardı Semih. Adem ve birinin arasında geçen bir olaydan bahsetmek istiyordun. Ha, oraya gelelim. Tamam. Baştan şu şeyi biraz değerlendirelim. Bireysel dokunulmazlık. Tabii. Bireysel dokunulmazlıkta yine Şahika'nın başarılı olduğunu görüyoruz. Şahika normalde parkursal anlamda çok başarılı bir yarışmacı değil. Ama bu bireysel oyunlarda daha çok böyle konsantrasyon, anlatabiliyor muyum? İşte yani Şahika'nın odaklanma gücü çok yüksek. Zaten senin konsantrasyonun çok iyi olmasa tek nefeste 100 metrenin altına falan nasıl dalacaksın? Aynen. Yani? En önemli faktör o. İşte o hani Şahika'dan hep beklediğimiz çok başarılı sporcu, burada da başarılı olması gerekiyor diye bir beklentimiz vardı ya. Artık pek öyle bir beklentimiz kalmadı da ama... Bu beklentiyi mesela burada gösteriyor bireysel oyunlarda. Yoga'ya da yatkın olması da buna etkili. Konsantrasyonu had safhada olan bir kız. Çıktığı gibi kaldı Semih. Çıktığı gibi kaldı. Hiç kıpırdamadı. Hiç kıpırdamadı. Evet, orada nasıl bir tereddütte kaldı da gitti top bilmiyorum. Çünkü hakikaten başladığı gibiydi dediğim gibi. Orada bir şey oldu büyük ihtimal. Önünden kuş geçti, bir şeyler oldu. Dağıldı kafası. Dağıldı. Ama tamam Şahika başarılı, biz bunu söylüyoruz da Sema da aynı konsantrasyona sahip bir kız. Anlatabiliyor muyum? Sema da olimpiyatlara gitmiş, bir şeyler yapmış falan. O kadar kişinin önünde hani koşmak, başarılı olmak kolay şeyler değil. O da hiç kımıldamadan kaldı. Sema, yani yarıştığı kişi de Sema yani. Burada mesela iki tane profesyonel futbolcuyu eleştireceğim ben. İlhan Mansız ve Serhat Akın. Tık diye düşürdüler. Yani onların da aslında bu oyunları böyle yapabiliyor olmaları lazım. Yani ağırlık da belki biraz etkiliyor olabilir mi? Denge burada. Sadece denge. Kızlar daha mı çok asılıyor bu bireysel dokunulmazlığa? Yani genel olarak bütün Survivor'larda kızlar daha mı şey yapıyorlar? Hı. Hani biraz paçayı kurtarıyor. Siz onu belki daha iyi ayırt edebilirsiniz. O zaman madem ki bu kadar konsantrasyonun iyi, her şey yolunda gidiyor. Arkadaş niye dokunulmazlıkta kazanmıyorsun demezler mi adama yani? Ama işte dokunulmazlıkta parkur var. Kazandın. Parkur var. Şimdi Şahika burada atamadı da galiba. Hızlı koşamıyor yani. Ama burada Şahika'nın da avantajı burada ne? Kızların avantajı şöyle bu bireysel dokunulmazlıklarda. Hafif oldukları için genelde ya böyle bir denge Burada ağır kişilerin şansı zor. Aynen aynen. Ya denge, ya bir yere tutunuyorsun, kendini taşıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. O yüzden kızların burada başarılı olması onunla alakalı yani. Kiloyla alakalı. Nereye geleceğiz? Teknedeki muhabbete, yani bu akşama geleceğiz. Bu akşam ne oluyor? Kim kazanıyor ki? Hayır hayır. Bu akşam şunu görüyoruz biz. Teknede bir tartışma var. Adem ve Serhat arasında yine ipler iyice geriliyor ve ağır laflar ediyorlar birbirine. Ne diyor ona? Sen metrekareye göre adamsın. O da diyor ki sen Alman erkeğisin. Ben burada Adem'i eleştireceğim. Tamam Serhat'ın dediği de hoş bir şey değil. Metrekareye göre adamsın ne demek? Yani direkt kavga sebebi. Ama Adem'in hele dediği çok ağır. Alman erkeğisin sen ne demek? Yani bu çok ağır bir şey. Yani adam Türk, biz biliyoruz değil mi adamı? Türk milli takımında oynamış. 30-40 tane maça çıkmış. Çok gidiliyor ya, Adem'in de üzerine gidiliyor. Şu an kavga nereden çıktı bilmiyoruz ama neden? Dün ben ne dedim burada? Hani Adem genel çerçevede haklı. Lakin adamın üzerine çok gidildiği için artık çok. O da hata yapıyor. O da hata yapmaya. Ne yapacak? Adam da yani dört dörtlük değil kimse, anlatabiliyor muyum? O adam da artık hani bazen böyle üzerine gelindikçe, nasıl ki Furkan'a ağzından yanlış bir şey çıktı. Bu olayda böyle artık adam bıktı. Metrekareye göre adamsın lafını ömrümde ilk defa duydum. Şimdi sana soruyorum, parmağını kaldır, soruyorum sana. Parmağımı ne demek? Kaldırıyorum. Dedi, hani böyle öğretmen sorar ya, metrekareye göre edebiyat öğretmeni, metrekareye adam olmak ne demektir oğlum diye. Ne demek sence, ne demek istiyor? Yani bu metrekaredesin, bu kadar adamsın. Bence şunu demek istiyor. Yani... kulisçi demek istiyor olabilir. Metrekaresine göre derken yani ufak tefek yerlerde kapalı kapılar ardında arkamızdan konuşuyorsun. Ama böyle hani geniş geniş oturduğumuz zaman farklı konuşuyorsun gibi diyor. Bir şey demek istiyor yani. Ama bak birine metrekareye göre adamsın dediğin zaman... Adam değilsin demek istiyor yani o. Birine işte adam değilsin dersen, adamlık üstünden gidersen... ömrü adamlık üzerine geçmiş, o kültürle büyümüş, öyle spor yapmış bir adam da sana... Alman diyor, falan der yani. Diyor yani. Der yani. Bence der yani. Metrekareye göre adamsın ben de duymadım yani. Ben ilk defa duyuyorum. Ya, eve gidip bakacağım TDK'ya var mı? Metrekareye göre adamsın mı yoksa o uydurma bir şey mi? Ya yani? Orada belki bilmiyorum. Uydurma metrekareye göre adamsın. Şimdi ya ben de mesela böyle tabletlerle falan büyümedim. Ben de genelde sokakta büyüyen son jenerasyonum diyebilirim. Ben de bir argo falan bir şeyler biz de duyuyoruz, biliyoruz. Böyle bir laf ben de yani tekrara göre adamsın. Hani çapın kadar adamsın vardır değil mi? Ya onu demek çapın istiyor. Kadar adamsın ama metrekareye göre adamsın yani bilmiyorum. Onu demek istiyor işte. Ya. Çapın kadar, yani adam değilsin aslında, onu demek istiyor. Adam değilsin sen. Bir erkek şimdi bir erkeğe adam değilsin demesin arkadaş yani. O ağır bir şey. Bu tartışma yani. Da oyuna giderken yaşanıyor. Metrekareye göre adamsının demek istediği şu. Bakıyorum metrekareye göre değişkenlik gösteriyorsun. Burada farklı konuşuyorsun. Anladım, stüdyoda farklı konuşuyorsun. Bahçede farklı konuşuyorsun. Onu demek istiyor. Yani o kesinlikle onu demek istiyor. Öyle mi? Evet kesinlikle öyle demek istiyor. Hayır. Adem öyle mi? Ya bu ağır bir şey. Ne demek metrekareye adamsın yani? Sen bir öylesin böylesin demek. Ama Adem öyle bir değişkenlik gösteriyor mu? Bunu ben bundan bahsediyorum. O öyle konuşuyor. Öyle bir yorumu var. Serhat'ın. Sinirleniyor, öyle bir şey söylüyor. Ya ikisi de hatalı burada ama Adem genel çerçevede haklı diyorum ben. Ama Adem'in bak şimdi Adem'i İnşallah bu şeyden çıkar Adem. Hata yaptırıyorlar artık. Furkan'a bir yanlış bir şey söyledi. Acun Bey'den uyarı geldi biliyorsun. Evet. Hani şimdi Adem'in bu yine bir hatası. Burada ağır bir laf ediyor. Çünkü adam bak bizde bu yarışmada maalesef böyle bir durum var. Bir laf ediyorsun. Adamın böyle milli takımdaki kariyerine dokunuyor. Ve bunu da hiç kimse, halktan falan kimse buna müsaade etmek istemiyor. Evet. Sevmesen de adam öyle, çünkü bizim milli değerleri çok kabarık bir milletiz. Şimdi Serhat Akın'ı belki nefret eden biri var diyelim ama Serhat Akın'ın mesela Alman erkeğisin dediği zaman çok ağır bir şey. Her yere gidiyor yani laf. Anladın mı? Her yere çekilir. Değil mi? Onda ne kötülük var ki bu şekilde bir hakaretmiş gibi söyleniyor. Halbuki orada dese ki kaç metrekareyim dese. Sen kaç metrekareyim dese kafası karışacak. Aynen öyle. Şimdi... bu tabii biz burada eleştiri yapıyoruz, gördüğümüzü eleştiriyoruz. Akşam göreceğiz, teknede bu kadar değil bu muhabbet. Belki bilmiyorum, belki Serhat orada ona çok ters bir şey söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Belki de bipliyorlar orada. Hani bilmiyoruz. Bizim gördüğümüz sadece o ona metrekareye göre adamsın, oradan Alman erkeğisin diyor. Güzel bir bölüm bizi Adem bekliyor. O konseyde bence kazandı. Çünkü asabi olmadan, sataşmadan bir insan haklılığını bu kadar doğru mu anlatır? Ben zaten biliyordum ve Türkçe olarak ben çok doğru konuştuğunu düşünüyorum. Küfür ettiğim doğrudur. Sen de ettin tatlım, sen de ediyorsun, hepiniz ediyorsunuz tatlım gibi haklılığını çok doğru ortaya koydu. Hiçbir asabi hali yoktu. Yani onun bir şaşkınlığını falan, ben onun konseydeki konuşmasından çok hoşlandım, çok beğendim. Evet. Bu arada Adem'le ilgili konuşuyorken şuna da bir açıklık getirelim. Rejideki arkadaşlarımız da kontrol ettiler ve Adem'in doğum günü aslında 18 Nisan'mış. 18 Nisan benim doğum günüm. Evet. O yüzden zamanı geldiğinde Semih'inkini de Adem'inkini de buradan tekrar kutluyor olacağız. Evet. Şimdi seyircilerimizle birlikte hep beraber Ünlüler Adası'na gidelim. Ünlüler Adası'nda Adem Sedat'ın ateşinde bir şeyler pişirmeye başlıyor ve bunun üzerine bir tartışma çıkıyor. Aralarında konuşuyorlar. Hep birlikte izleyelim, sonrasında buradayız. Birbirine ateşini niye kullanıyor? Onu anlamadım. Ya Adem geldi, biz zaten hani ay kullanma diyecek tipler değiliz. Ama o herhalde öyle bir şey söyleyemiyor. Söyleyeyim mi? Adamıma da bir tonu laf etti. Ateşle alakalı. Benim olur. Etmeyecek ama. Daha önce ettiği laflar. Tabii. Bilmiyorum. Ben ki burada karşı Sedat abi, yürü git barakana bilmem ne, sen kimsin, şovmen, molmen, albümcü mü, albümcü desem. Ben gidip onun ateşiyle bir şey yapmam yani. Ben de yapmam canım. Adem'in Sedat abiye söylediği laflar yenilir yutulur cinsten değil. Dolayısıyla ölürüm, pirinci bile pişirmem, ateş mateş hiçbir şey olmasa tek tek yerim o katır kutur haliyle. Yine de ben o lafları ettiğim birisinin şeyinde bir şey pişirmem. Daha önce de yaptım. Ama Sedat abi de bence dik durması lazım. O da bir ton laf etti yani ona. O da ona bizim ateşi kullanmamış diyecek ya. Yok da söyler insan yani, demesinin alakası yok yani. O gelip size dün balık sordu mu? Yok. Belki kendi ateşi olsa Adem bir laf ederdi. Sedat abi orada pişirme diye. Sedat abi zaten gitmezdi, o ayrı bir konu ama kendisi gelebiliyor. Çünkü onun oradaki olayı bir şey paylaşmak değil. Aman ben bir iş yapmayayım, ateş yakmak zorunda kalmayayım da ne olursa olsun mantığı. Ben de bunun için kendi haysiyetimi, gururumu vesairemi çiğnemem. Adem'le Sedat'ın arasında ciddi bir gerginlik var. Konseylerde bile hep birbirlerinin adını yazıyorlar. Boş oy olacağını bilseler bile bunu yazıyorlar. Bunun üzerine Adem'in Sedat'ın ateşine giderek, bilerek mi gidiyor, bilmeyerek mi gidiyor tabii onu bilmiyoruz ama bir şeyler pişirmesi böyle bir olaya neden oluyor ve Pınar da ilginç bir açıklama yapıyor. Sedat zaten gitmezdi. İşte gurur söz konusu burada. Ben şimdi bu tartışmalardan Pınar'ı sevmeye başladım. Pınar'ın ilk çıkış noktasında bu olayların çok büyük parmağı var. İlk bu gruplaşmalar falan, hani Sabriye'nin sistemin dışına itilmesi falan. Pınar orada çok büyük bir etken. Ama zamanla Pınar da o sistemin dışına itildi yani. Aynı şey o yaptığı, onun başına geldi. Ve şu an Pınar bence sükunetini güzel koruyor. Ben Pınar'ı burada çok beğeniyorum yani. Pınar inşallah böyle yaparsa, Pınar var ya bak şimdi Sema hata yaptı. Pınar başarısıyla itme oyunda nasıl başarılı olmuştu? Şimdi Pınar yine böyle birkaç Ogeday gibi falan böyle bir dokunulmazlıklarda falan böyle bir 4 sayı 5 sayı alıp ön plana çıkarsa kadın adaylar arasında, şampiyonluk adayları arasında Pınar belki böyle şeye çıkabilir yani, Sema'nın üzerine falan çıkabilir. Ben öyle düşünüyorum. Pınar'ın yolu çok uzun. Ben Pınar'ın bayağı gideceğini düşünüyorum. Geçmiş zamanlara göre Pınar'ın performansı da yükselişte. Sema'nınki de biraz düşüşte şu an. Çünkü Pınar biraz da kendi geri plana çekti. O grupta değil. Hani Pınar şu an gözlemci. Tamamen gözlemleyen. Tabii Pınar şu an gözlemliyor. Şimdi hangi grupta olduğunu bilmemekle beraber Sedatlarla... Onlarla takılıyor orada. Onlarla mı? Furkanlarla değil. Onlarla dertleşiyor sadece. Onlarla zaten hani... Ya onlardan bir zarar gelmeyeceğini şöyle düşünüyor. Onlar zaten gidecek, biliyor. Yani şimdi o kendine Gerçekten. Zarar verebilecek kişileri dışarıdan gözlemle, yani onu oraya itildi. O da şu an mantıklı olanı yapıyor. Bence dediğim gibi Pınar çok iyi bir yarışmacı. Pınar'ın da hakkını vermek gerekiyor. Ben Pınar'ı çok eleştiriyordum biliyorsun. İşte neyse hakkı onun veriyoruz. Ve Ogeday, mesela Adem olsa, Adem'i çok konuşuyoruz. İlhan olunca İlhan şov yaptı falan diyoruz. Ben bugün Ogeday'a gene bunu söyledim. Starıydı falan. Ogeday'da kim yaparsa onun hakkını vermek lazım. Tekrar söylüyorum. Ogeday dün çok güzel şov yaptı. Söylemek gerekiyor bunu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burnunu çarptı değil mi? Biraz burnunda bir şey oldu falan. Ona. Sevincini beğenmiyorum. Gidiyorlar böyle göğüs göğüse çarpıyorlar falan filan. Orada beğenmiyorum. Bana da biraz farklı geldi. Son birkaç oyundur buna dikkat ediyorum. Böyle ben de çok fazla bir bağırma söz konusu. İlginç bir bağırma yani bu. Beğenmiyorum onu. Bu Adem'le Sedat'ın ateşi konusunda şöyle olabilir mi acaba? Mesela birisi seninle çok uğraşıyorsa, yani artık adam seni yazıyor. Yer gök Sedat için Adem değil mi? O onu yazıyor, o onu yazıyor. Sedat'ınki biraz daha büyük gözüküyor Adem'le uğraşma, ya da takık derler ya, bu buna takık diye. Artık o da sallamıyor. Ne yapalım, orada ateş var. Gideyim pişireyim. Çünkü o nasıl olsa iyi bir şey düşünmüyor. Nasıl olsa iyi bir şey söylemiyor. O zaman sallamıyor belki. Ben orada o olayı çok iyi anlayamadım. Yani Adem gidip Sedat'ın ateşini mi kullanmış? Evet. Kullanmış. Şeyini işte, bir şey pişiriyor aslında orada. Aslında onların da kendi ateşleri vardı daha önceki. O zaman Sedat'ın ayrı ateşi var mı orada? Şimdi ben hayır. Ben niye bakıyorum, izliyorum görüntüleri de. Ben şimdi adayı bildiğim için o ateşin ben bizim ortak bir alan vardı. Tamam, ben bir tane de bir ateş yapmıştım, hatırlıyor musun? Barakanın sol tarafına hemen küçük bir arada, evet. Ben orada ateş yakıyordum. Ama genel itibariyle orada büyük bir alan vardı. Bir ateş orada vardı. Şimdi ben orada çok oturuyorlar, onu görüyorum ben. Yani orada herkes yakıyor diye düşünüyorum. Sedat'ın yeri Barakanın sağ tarafı değil mi? Barakadan çıkıyorsun hemen şöyle sağ taraf. Senin Sedat'ın. Hayır, o benim yer sol taraf. Tamam, sağ yer bizim herkesin oturun. Biraz daha gerisi. Evet, tamam. Orası değil mi Sedat'ın? Evet. Ya bunu nasıl bir bölüştürme içerisine soktular bilmiyorum ama galiba pişirilen bir pirinç var ortada. Çünkü Pınar açıklamasında ben onu çiğ çiğ demiyorum, çıtır çıtır yerdim. Ama yine de gidip o ateşi kullanarak pişirmezdim diyor. Yapmasaymış, evet. Ama hani bunu görüntüde görüyor muyuz yani? Gördüğümüz kadarıyla işte şu an. Şimdi burası neresi? Burası neresi biliyor musunuz? Gönüllüler Barakası'nın olduğu yer. Evet. Adalar birleştikten sonra değil mi? Orada şeyler takılıyor. Adem diyorum, İlhan, Sema, Serhat, onlar orada takılıyor. Biraz tepede şeyi görüyor, denize güzel yeri almıştı onu. Tuba Özay'ın kafesinin olduğu yer değil mi orası? Aynen, onun yanında. Orası işte. Nasıl bir tariftir her şey. Tuba Özay'ın kafesinin olduğu yer. Tubis kafesinin olduğu yer. Tubis mi? Komik geldi. Tubis kafe değil miydi? Evet. Tubis kafesinin olduğu yer. Sedat'la Tarıkların takıldığı yer işte görüyoruz. Burası da şey. Birazcık ateşin bir arka tarafı. Arkası. Barakanın sağ tarafı hemen. Barakanın sol tarafında da bir yer vardı. Onu da görüyoruz, hep üstü kapalı. Orada kim takılıyor? Sağ taraftaki kısımda işte ateşleri, Sedat'ın oturduğunu gördüğümüz yerde orada Adem çoğu zaman Hindistan cevizi takılıyor. Adem de orada takılıyor çünkü. Hani aynı yer, aynı bölgede takılıyor. Çok büyük bir yer değil orası çünkü. Hani dağılmışlar ama hepsi iç içe zaten. Ben o şeyi, matematiği çözmeye çalışıyorum. Acaba Adem'le yani aynı ateşi mi kullanıyor bilmiyorum yani. O sol tarafta da bir yer vardı. İlhanlar takılıyordu. Geceleri oturuyorlar. Geceleri oturuyorlar. Hani üstü kapalı falan. Furkan böyle ateş yakmaya falan. Hatırladın mı? Anladın mı dediğim yeri? Anladım. Orada kim takılıyor? Furkanlar yine. Gündüz bölgesi, akşam bölgesi. Öyle mi yapmışlar? Galiba öyle. Ya çünkü çok bölündü orası. Kimin nerede takıldığı belli değil. Baraka'da kimdi? Baraka'da yok gerçi şu an. Hani parça oldu. Hani yataklar falan. Yataklar gitti değil mi artık? Yatakları göremiyoruz. Yok, yataklar yok. Olay şurada zaten. Belki de Adem orada yanan bir ateş gördü. Zaten benim her zaman takıldığım yere yakın. Hazır orada yanıyorken hemen pişireyim dedi. Yani herhalde öyle düşündü. Yapmasa daha iyi olurdu. Ama şimdi ben görüntüde görmediğim için öyle konuşuyorlar. Ama biz görüntüde görmüyoruz. Ama kızlar da ne karışıyor abi oradan. Ben olsam çıtır çıtır yerdim diye. Şunu söylüyorum. Bu nefret ve kızgınlık anlayamadığım için. Bu nefret ve ayrışma. O kadar büyük mü arkadaş? Şurada ateş yanıyorsa ben de pişiririm yani. Öyle ama çok ciddi yani. Yani ateşim. Senin ateşin benim var. Pirincini yemezsin, balığını yemezsin de ateş bu yahu. Hiçbir şey yapma diyorlar. Hiçbir şey yapma. Ben ama olayı şimdi görmediğimiz için Adem'e sorsak bakalım Adem ne diyecek? Belki de bu olay böyle değil. Bunlar böyle anlatıyor ama. Olabilir. İşin gerçek yüzü. Bilmiyorum yani. Ben çünkü orada bölgeleri tanımaya çalışıyorum çünkü. Herkes karman çorman takıldığı için. Senin bölgende kim var orada? Benim bölgem dediğim Bir bizim Barkası genel bölgemiz vardı. Genel bölgeye yakın oturanlar İlhanlar. Evet, tamam. Yani onlar ve bizim o genel bölge İlhanlarla, şimdi hemen çizeyim. İlhanlar burada Gönüllerin Barakası'nın hemen çizelim. Ada burası. Şimdi çiziyoruz. Burası Baraka. Tamam mı? Şurası genel takılan bölge. Burada Gönüllerin Barakası vardı. Genel bölge. Burada Sedatlar burada takılıyor. Tamam. Değil mi Ezgi? Evet, doğru. Sedatlar burada takılıyor. Adem de şuralarda bir yerlerde takılıyor. Aynen, yan yanalar. Adem şuralarda bir yerde takılıyor. Sonra şurada benim bölge şurasıydı. Burada hani Yılmaz Morgül'ün şey duvarı ördüğü yer burası. İnsanlık. İnsanlık. Yani ben gidince tabii ki adaya duvar mı var kalmamış. Berlin duvar. Duvar mı var kalmamış, yıkılmış duvar. Orada ben takılıyordum, seviyordum. Çünkü buradan bütün cepheleri gören bir yer burası. Benim takıldığım yeri de gösterir misin? Ben eksik kaldım. Senin takıldığın yer bu arka taraf. Evet. Bu Baraka'nın arka tarafı. Burası da deniz zaten. Neyse, şimdi burada burası Gönüllerin Barakası. Şimdi Adem'le İlhanların takıldığı yer. Yani burada bir karmaşık bir yapı var. İç içeler ama ayrılar. Karmaşık yapar. Hadi. Ben onu çözemedim. Burada kim takılıyor şu an? Böyle üstü kapalı palmiyeler falan yaptıkları, aslında gece kulis yaptıkları bir yer var burada. Gece de kalabalık oturdular falan. Bence orası herkesin toplanma alanı gibi. Çünkü Fatih'i de biz orada gördük. Herkes, evet. Da gördük. Sanırım dediğin gibi herkesin takıldığı yer orası. Değil mi? Furhat Kafe yaptılar. Furhat Kafe orası olabilir. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Furhat Kafe orası olabilir. Ama bütün olay şu kadarcık yerde dönüyor yani. Ve o kadar, yani bu olan ne kadar? Ya buranın kadar. Ya buranın 2 katı falan diye bir. Tabii biraz daha açılabiliyor da. Yani olay bu şeyde dönüyor. Tabii siz arka taraflarda takılıyordunuz. O ayrı mesele. Sizin orada başka yeriniz vardı. Gölge. Gölge diyelim. Yani su kenarına yakın olmak her zaman iyidir. Burada bu, tabii ki şimdi bütün medeniyetleri biliyorsunuz su kenarlarına kuruyorlar falan. Burada da bunu bayağı bir iç iklimdeymişiz. Bunları hesaplamışlardır. Tuğba Özay'ı sen yamana atma. Yabana atma. Niye? Tuğba Özay gitti oraya Tubis Kafe'yi kurdu. Çünkü bütün deniz karşısında. Yani o stratejik bir hamle. Şimdi İlhanlar da aynı yerde takılıyor. İlhan, Sema. Orada hani bütün okyanusu izleyerek, denizi izleyerek biraz daha güzel yani. Daha esiyor orası. Püfür püfür. Tamam. Çok fark etmedi bana. Coğrafi bölgeyi de inceledik. Anladık. Şimdi sırada Şahika ve Sabriye'nin pot hakkındaki konuşmaları var. Bugün de var ya, dokunulmazlığı kaybedersek kızım bizi var ya kesin pota koyacak. Kesin ya, ama stresi zaten artık kaç haftadır stresini çekiyorum. Vallahi bir haftada artık rahat etmek istiyorum ya. Vallahi diyorum sana. Ben yine stresliyim. Kaybetme korkusu var. Tahmin ediyorum ki kaybetme korkusu bana yarışmalarda kaybettiriyor. Oyun alalım bakalım bahaneleri ne olacak fotoğraf olmak. Zaten dokunulmazlık oyunları kaybedilmeye çalışıldı. İnşallah öyle olmaz bu hafta ama ben yani kulağımla duydum. Dokunulmazlığı kaybedelim bakalım. Bizden 4 kişinin adı yazılsın, kimler çıkacak. Biz oyunlarda elimizden geleni yapalım. Anladın mı? Kaybedersek dokunulmazlığı da bu sefer bakalım bahaneler ne olacak. Dokunulmazlığı almayalım da kaybedelim değil ya da alalım aman kimse gitmesin değil. Bunun ayarını tutturmamız lazım. Gidenler gitsin, kalan sağlar bizimdir kafasıyla devam etmemiz gerekiyor. Sabriye diyor ya, potada olduğum için ben oyunlarda kendimi gösteremiyorum, performansım düşük oluyor. Buna katılıyor muyuz? Ne diyorsun Funda? Ben katıldığımı söyleyemeyeceğim. Ben de katılmıyorum. Çok doğru bir şey değil. Zaten doğrusunu, kendine doğruyu söyleyemediği için, yalan söylediğini söylemiyorum. Doğruyu bilmediği için, bulamadığı için, kendine söyleyemediği için iyi değil aslında. Halbuki ben iyi değilim deyip belki insan bazen kendini bir toparlanma sürecine girebilirsin. Hiç alakası yok, kötü yani. Bir korku var, elenme korkusu, potaya girme korkusu bu sebepten diyor. Dün ben şöyle bir ifade de bulunmuştum. Sabriye'nin geçmişten gelen problemlerini yenemediği için hayata karşı bir ürkekliği var. Parkura karşı da bir ürkekliği var. Korkuyor. Ve onu söylüyor. Bugün söylüyor, görüyoruz. Diyor ki Parkura çıkarken diyor çok endişeliyim diyor. Hani kaybedeceğim mi kazanacağım mı diye. Sabriye'de o endişeyi görüyoruz. Ya. Sen o endişeyi zaten kaybedeceğim endişesiyle oraya çıkarsan çok büyük ihtimal kaybedersin. Ve bunu hiçbir zaman aşamıyor. Diyor ki az önce bu dertleşmesinde. Ben bakalım diyor oyunu almaya başlayayım diyor. Bu sefer bahaneleri ne olacak? Tamam da Sabriye bir buçuk ay geçti. Sen ne zaman bu oyunları almaya başlayacaksın? Biz bunu görmek istiyoruz artık. Ya da bu düşünce şu an mı geldi yani? 1,5 aydır gelmesi gerekiyordu. Ben kendimi göstereyim de onlara haksız sebeple beni potaya sokmuş duruma düşüreyim. Vallahi ilk etapta biz hep diyorduk Sabriye haksız, Sabriye haklı, çok üzerine gidiyorlar. Tamam evet haklı, ben de hep onu savundum. Ama şu noktadan sonra artık biraz o gruba da hak vermeye başladım. Bıktılar artık. Kaybediyor çünkü. Sabriye çık. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu akşam yine Sabriye deme güçlü bir yarışmacı olarak gözüküyor. Profil en azından öyle. Bu akşam mesela güç oyunu var. Bu akşam ne yapacak çok merak ediyorum. Artık ben Sabriye'den benim de umudum. Yani ben de Sabriye'ye yazacağım yani. Gerçekten Sabriye'ye yazacağım. Sabriye kusura bakma. Yazıyorum Sabriye'ye. Yani... Sabriye. Şimdi Sabriye'mizden konuşuyorken hemen... İsa çok sinirlendi. Merhabalar. Şöyle başlayayım cümleme. Nasıl başlayayım ben de bilmiyorum ama... o kadar çok üzgün ki... Biz bu kulislere, bu yaramaz bir şekilde Sabriye'nin potaya girmesine kesinlikle... bu akşam kendimizi o şekilde Sabriye'yi kurtararak ifade edeceğiz. Çünkü... Adem'i yani kardeşi kırdırarak bir pota yapılmaz. Yani bunu yapmasınlar. Bunu zaten eleştirdik. Sabriye garanti potada tamam. Yani biz Adem fanlarından bir beklentiye girmiyoruz. Ve ben Türkiye'de ona destek veren bir sürü milyonlarca insan biliyorum. Yani destek veren ben biliyorum. Ve benim gizli nasıl diyeyim? İlk defa beklentiye girdiğim bir şehrim var. Konya Ereğli'yim ben. Hı. Ereğli halkı da çok sadıktır. Çok nasıl diyeyim fanatiktir. Hı. Onlardan benim için, Sabriye için, evet dirilişimiz için oy bekliyorum. Sabriye'nin konusuna gelecek olursak tekrar potaya yazılması. Yemin ediyorum ben Sabriye her potaya yazıldığında inan ki o oyunu kazanmasın diyorum. Yazılıyorum ya niye kazanayım? Onlara müstahak gibi düşünüyorsun yani. Öyle yazmayın ki kazanayım. Ama 4 hafta oldu kardeşim ya. Ben eridim burada. Sabriye'nin artık bir şeyler yapması gerekiyor. Artık yani ben yani sen eridin ben de eridim. Ne yapacağız ben de eridim. Bak bu akşam itme oyununda ne demiştik? Sabriye'nin bu son şansı hani. Yine başarısız oldu. Bu akşam da başarısız olursa yani Ezgi bilmiyorum ben artık yani bana Sabriye deme ya artık. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim Semih Bey. Sabriye potaya yazılmasa o zamanki performansını konuşalım sizle. Bir defa inşallah yani bir defa yazmasınlar yani. Ama hep onların bir haftada şey olmadı mı? Komple 2 dokunulmazlığı gönüller kaybetti. Öyle bir şey olmamış mıydı? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Yani Sabriye ile alakası olmayan hafta da oldu. Sabriye genel itibariyle bir şey veremedi. O hafta bize kazandı. Mesela 2'de 1 yaptı o hafta. Çok yani 2'de 1. Bu hafta tamam, bir defa çıkardılar oyuna. Bu hafta da bir defa çıkardılar oyuna. Bir defa da direktmen notunu verdiler. Tamam yapamıyor. Yani alışmışlar bu şekilde Sabriye'yi ötekileştirmeye. Bak, hayır, bu akşam Sabriye'nin bir fark yaratması gerekiyor. Sabriye'nin gecesi olması lazım. Sabriye'nin karşısında kimler var? Yani kimler var? Konuşalım Sabriye'nin karşısında. Berna kekikleri itmesi lazım, suya atması lazım yani. Başka bugün, kim var? Bugün Tuğçe var. Aynen. Burçak var. Berna'nın dışında bir rakibinin olduğunu kaç kız var başka orada? Tuğçe, Burçak, Elif. Elif'le mesela güzel kapışması gerekiyor. Elif de böyle güçlü, kaslı bir yarışmacı olarak girdi içeri. Ama Sabriye bilmiyorum. Bence Sabriye gene böyle bir tur falan çıkacak. Yenilecek. Sonra diyecekler ki Sabriye bir daha oynama diyecekler. Ya büyük İkinci turda oynuyor olacak muhtemelen. Tabii Sabriye. onu gene böyle bir güçsüz, kazanamayacakları gruba atacaklar onu. Şimdi bir fikir de oluştu ya bir şekilde kişiler hakkında. O fikri artık 6. haftadan sonra yenmek de kolay değil. Artık Sabriye denince akla biz bir düşünelim oynatsak mı diye bir fikir oluştu şu an. Evet. Şöyle diyeyim, lafınızı balla bölüyorum. 41 defa söyleyince başarısız oluyor diyorlar da biz 42. yani Konya plakayla beraber 42. defa diyeceğiz, başarılı olacaksın. Güzel bir bağlantı. Bu kadar söylüyorum. Ya inşallah biz de istiyoruz Sabriye başarılı olsun. Ben sana bir şey sorayım. Değil sadece yani? Sabriye'yi performansı kötü diyeyim. Yani mesela çok seviyorlar. Sabriye'yi çok seviyorlar. Adadaki halini, her şeyini, ama performansı iyi değil diye mi yazıyorlar? Yoksa aynı zamanda sevmiyorlardı ama. Hiç sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Kesinlikle. Neden acaba? Antipati oluştu ya, birisi köylü diyor, birisi, hani terimleri söylemeyeceğim. Yani herkesin kafasında Sabriye ile ilgili eksi terimler oluşmuş. Mesela hakaret etti diyor kimisi, bilmem ne. Orada zaten herkes birbirine hakaret ediyor. Şarkı gibi bu. Doğru söylüyorsun. Herkes birbirine hakaret etti. Yani Sabriye'ye burada, Sabriye'nin ben hakaretini de duymadım. Sabriye'nin kesbe falan diyor. Evet. Saygısız diyorlar Sabriye'ye. Ama siz de burada birbirinize neler dediniz ya. Aynen. Yani falan duyduk biz yani. Sen Sabriye'nin fanısın ya. Ben Sabriye'nin Instagram sayfasına baktım. Şimdi başarılı olan sporcular herhangi bir şekilde bir yarışmada biraz başarısız olduğu zaman bir iç hesaplaşması daha fazla oluyor. Bir de mesela baktım, fiziğiyle çok ilgili bir kız. Şaşırdım ben. Yani bir hakem gözüyle de baktım. Boyalar, süsler filan. Acaba yarışırken filan nasıl göründüğüyle ilgili, bir taraftan kaybetme endişesiyle, bir taraftan fiziksel olarak nasıl göründüğüyle ilgili olabilir mi? Sen çok sevdiğin için, fan olduğun için soruyorum. Ben şöyle söyleyeyim, ben Sabriye'nin hayatıyla alakalı çok şey öğrendim. Ondan dolayı yani Sabriye güçlü bir kadın, köylü olduğu için, ağır yüklere girdiği için. Şimdi Sabriye'nin karşısında sizin gibi güzel insanlar olsa, hadi Sabriye bas gaza dese, o var ya Kawasaki gibi atlara gider. Aşar gider o engelleri. Ama yok. Yani ötekileştirme. Ya, yapamaz zaten, boş ver. Yapamaz. Al, yapmıyor. Çok iyi olmuş size. Sen bu sene. Şimdi sen sözünü tamamla, ondan sonra bu akşamı izleyelim. Bu sene gerçekten bu ünlüler takımının üzerinde Serhat Akın gibi bir baskı var kenardan. Yani motive ediyormuş gibi gözüküyor ama onun davranışları bence yarışmacıları motive etmiyor. Furkan'la bile en son kavga etti, gördük. Yani mesela geçen sene böyle bir şey yoktu. Herkes birbirine destek olmaya çalışıyordu. Ama Serhat Akın'ın ya İlhan Mansız bir bağırıyor kenardan böyle. Adamı var ya hani böyle bir demoralize eder ki. Ama bunu sadece Sabriye dememek gerekiyor. Herkese yapıyorlar bunları. Ama o kadar doğru bir şey söyledin ki, dün dokunulmazlık oyunda Adem'in ilk kaybında Serhat'ı gördüm ben. Yani dönüşünde bile diyordu ki hala yapamadı falan yani. O yüzden biraz ters bir motivasyon oluyor. Ağır abilik biraz fazla gibi sanki. Sevgili seyircilerimiz, gelin hep beraber bu akşamki dokunulmazlık oyununun ilk karşılaşmasını izleyelim. Dominik'te dokunulmazlık mücadelesi için hazırız. Ve ilk olarak Adem Anıl'a karşı. Buyurun. Haydi. Hadi Anıl. Adem Anıl'a karşı ilk müsabaka. 5 olan ilk tur kazanacak. 2 tur kazanan oyunu kazanacak. Evet, yarışmacıların oyunu kazanması için 2 kere rakibini suya düşürmesi gerekiyor. Hazır. Evet. Haydi Anıl. Adem mi, Anıl mı? Haydi oğlum. Haydi ayaklarına. Ayaklarına. Evet, avantaj Adem'de. Avantaj Adem'de. Hayırlısı. Çıkıyor Evet, şimdi tekrar karşı karşıya geliyorlar. Hazır. Adem düşürürse sayı alacak. Haydi Anıl! Haydi! Haydi! Evet, büyük mücadele. Haydi abi. Haydi Anıl! Evet, büyük mücadele. Uzaklaş, dön oğlum. Adem kazandı. Sayı ünlülerin. Bravo. Eğildiğiniz zaman güçlü duruyorsun. Aynen. O onu yaptı, çözdü. Keşke ilkinde yapsaydı. İşi o abi zaten. Adam işi zaten ring ya. Hayır, eğildiğin zaman inan aynı güçtesin. İkincisi senin daha iyi. İşte ilkinde çok dik durdum abi, alttan şey yaptı, onu sonra çözdüm. Kaşmaların falan güzel değil. Evet. Sabriye, Şahika, biraz taktik alın Adem'den. Güç verin, adamın yanına almaya çalışın. Yana alıp ama hemen bastırmamız lazım. Şöyle yapıyor bazı oyunları. Şimdi izlediğimiz oyunda Adem daha çok baskı yapan, Anıl defansta kalan kısım. Ve fark ettiniz mi? Ben şuna dikkat ettim. Kenara geldiğinde Adem, hani normalde herkesin bir çakma muhabbeti oluyor ya, sadece Fatih'le yapıyorlar bunu. Diğer herkes hani kendi çapında alkışlıyor, çak yapan yok. Öyle. Ve çok da gönüllü alkışlıyorlar mı, iyi konuşmak gerek. Ama şimdi ne olacak? Mesela burada, mesela dün nasıl Adem hadi best of'a çık falan. Yani Adem çoğu oyunda da şeyde de, itme oyununda da şov yaptı. Tam yenildi de hani takımın en iyisi olarak çıkmıştı yine itme oyununda. Burada da bence yine şov yapacak. Volkan'ı da yenebileceğini düşünüyorum ben. Adamın işi bu zaten. Orası da bir ring olarak düşünürsek. Yani Adem'in burada çok fark yarattığı oyunları görüyoruz. Tamam, Sema genel itibariyle başarılı bir yarışmacı, İlhan başarılı bir yarışmacı. İstatistik olarak şimdi ben bakacağım. Adem 10. 10. ama Adem çok kritik yerlerde. Mesela belki çok önemsiz yerlerde kaybetmiştir. Yani çok kritik yerlerde Adem oyunun kaderini değiştirdiği zamanlar oldu. Yani Adem o kurtarıcılık görevini zaman zaman yerine getirdi. Adem, nasıl ki İlhan yaptıysa aynen, bunu, nasıl ki Sema yaptıysa. Konuştuk. Adem de öyle bir adam. Adem de yeri geliyor takımını sırtlıyor. İstatistiği düşük olabilir. Onu zamanla arttıracaktır. Zamanla birebir oyunlar olacak şimdi. Bu hafta gidecek adam değil yani Adem. Yani haftanın en iyisi olmuş bir kere geçen. Bir sürü adam var gidecek orada. Ha şimdi 10. olarak son 10'a girerse işi çok zor. Ama son 10 kalsın, 12 kalsın falan o 10. olmayacaktır. İlk 3'te, 4'te, 5'te olacaktır. Çünkü o son 10 iyi yarışmacılar birbirleriyle kapışacak. Onun üzerindeki 5.'yi, 4.'yü, 1.'yi yenmeye başlayacak artık. Onların istatistiğini düşürecek, anlatabiliyor muyum? Performansı gitgide artıyor olacak tabii ki ama şimdi hemen seyircilerimize İlhan, dönmek istiyorum. 7. Sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Ardından sohbetimiz devam edecek. Konseydeki konuşmalara bakılırsa çok farklı bir konsey ve oyun bizi bekliyor. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir, sizden alayım Funda. Evet, çok farklı bir şey çıkıyor ortaya, öyle anlaşılıyor. Semih'in çıkarttığı gibi galiba yine kaybettiler ve kendi aralarından bir iki kişi daha belki potaya girdi. Heyecanlı olacak diye düşünüyorum ve Adem'e öyle bir ayar çekildiği için onun gitmesini istemiyorum. Onun kalması, yani kalbim öyle diyor. Onun dışında bakalım ne yapacağız yani. Adem'e ayar çektiniz kendi aklınızca da şimdi Adem bu akşam yine şov yapacak. Bu akşamki oyunda. Evet, bu akşam yine şov yapacak. Ve bu akşamki oyun şey tadında. İtme oyunu var diye, klasik. Ben mesela çok heyecanlanmıştım oyunda. Herkes çok keyif almıştı, hatırlıyorsun. Tabii. Bu akşamda çok güzel bir bölüm bizi bekliyor. Şimdi biz hemen koştura koştura zaten izlemeye gidiyoruz. Eve gidip direkt izleyeceğiz ve sevgili seyircilerimiz haftaya yine aynı gün, aynı saatte, haftaya cumartesi günleri sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın.